İyi geceler değerli izleyiciler. Birebir bu sezona da başladı. Yazın bir ara vermiştik. Siz yoksunuz, ben yokum, ben tatil, siz tatil. Zaten konuklar da tatildeydi. O yüzden yazın yapmadık ama yeni sezona Eylül ayı ile beraber başladık. İnşallah sezon sonuna kadar da sağlık sıhhat yerinde olursa hepimizin devam edeceğiz. Çok keyifli bir program olacak çünkü çok ilk bölümde özellikle çok eski tanıdığım, çok sevdiğim dostlarım burada. Profesör Doktor Sevil Atasoy. Merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Epeydir görüşmemiştik. Doğrudur. Son bir şey seyahatinde şahane zaman geçirmiştik. Neydi? Katmandu seyahatinde. Doğru ama size... Ama birkaç görüştük. Bana evet. Çin vize vermemişti. Sizi götüremedik yanımızda. Evet, Çin vize vermemişti evet. Bana. Ve hemen yanında Vedat Milor. Vedat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Geçenlerde ekonomiden bahsettik. Bugün ama ekonomi falan yok. Ciddi konular yok. Fakat çok şaşırmış insanlar. Senin herkes yani özellikle belli bir kuşak senin ne kadar önemli bir ekonomist olduğunu bilmezlermiş meğerse. Ve herkes seni yeme içme uzmanı zannedermiş. Valla uzmanlık aslında çalıştığın yani doktora konuyla ilgili sosyoloji evet. Ve ekonomi evet. Benim gerçek esas konularım. Esas işin o aslında şeydi. Ama kimse bilmezmiş. Ama yurtdışı için şaşılacak bir şey yok. Tabii yok. Çünkü şeye bakarsan önde gelen şarap ya da yemek eleştirmenleri, yatırım bankacısıdır, avukatları, profesördür hep aynen çok öyle. Doğal. Aynen öyle. Hoş geldin abi. Hoş bugün ekonomi yok, bugün yemekten içmekten bahsediyoruz. Nasıl istersin? Hatta şöyle yapalım. Ne yedin de geldin? Valla evde ne yedik? Şu yüzden sorayım. Ya herkesin kafasında şu var. Vedat Bilor sabah kalkar yemek düşünmeye başlar. Muhakkak öğlen ve akşam şahane şeyler yer. Hatta sabah taş. Vedat Bilor sürekli iyi şarap içer, iyi yemek yer. Öyle mi? İyi şarap içtim doğru. Çünkü hayat kötü şarap için çok kısa diyorum gerçekten. bu akşam güzel şey evde kızımla birlikte arkadaşı da var. Eşim, ablam falan. Hep birlikte ne yaptık? Çok iyi bir şey vardı bu Aylin Hanım var onun yaptığı bir ondan ısmarlamıştım lakerda biraz Yunanistan'dan getirdiğim balık yumurtası vardı azıcık. Botarga mı yoksa? Botarga. Şeyde çok tersi az ondan hanım parmesandan bir çips yapıyor şeyde böyle tavada kıtır bir şekilde önce üçüyle başladık yemeğe. Üçlüyle başladık. Evet. Arkasından yok fazla bir şey değil. Dünden kalan azıcık bir pastırmalı börek vardı. Ondan birer lokma. Biraz da şöyle adam başı aşağı yukarı 60 gram diyeceğim. Yani çok fazla değil. Arabiyata gibi şey. İçinde parmesan peynirli bir şey penne yaptık. Evet böyle yaptık. O kadar. Bir şey değilmiş canım. O kadar yani normal bir akşam yemeği. Peki her gün bu yemeği ne yiyeceğini düşünüyor musun? Her gün ne yiyeceğimi düşünüyorum tabii çünkü genellikle evde şey planlamasını ben yapıyorum. Yemek planlamasını. Özellikle de Amerika'da olduğum zaman telafi etmek için yediklerime yurt dışındayken, Türkiye'deyken devamlı perize giriyoruz, kalori sayıyoruz. Ha sayıyorsunuz. Evet fakat şöyle bir sorun var. Eşim yaptığı zaman devamlı yakınıyorum. Şu suratın asık oluyor diyor. Periz yaptığın zaman diyor. Çekilmez bir adam oluyorsun diyor. O yüzden bana yaptırmaya başladı. Doğru yani sen. Doğru yapmadı. O zaman da ben yapınca da kilo kaybedemiyoruz. İkisinin arası olmuyor yani şuna karar verdim. Ama çok iyisin yani bu yemek aşkına süpersin yani. Yani hep çok zayıf olmuş. Tüm hayatta. Yani geçen gün değişik fotoğrafını koymuşsun Instagram'da evet. Maşallah. Vallahi de, yani o kadar olamam artık ama. Ama çok yakıştı. Ama o zaman sağ ol fakat o zaman tabii çok ciddi tenis oynardım, masa tenisi oynardım, sporcuydum bir de tabii insan daha çok yakıyor. Kimse gerçi geçtiği gibi değil. Fakat önümündeki büyük şey challenge tam şey bilmiyorum. Nasıl yapacağız da hem periz yapacağız hem de hem ben... İyi yemeye devam edeceğiz. Hem de iyi yemeye devam edeceğiz. O ancak iyi şarap olur yani şöyle. O zaman ne diyeyim? Hani tamam işte brokoli yiyeceğiz bilmem ne. Ama ya da iyi bir şarap içeceğiz. Ama iyi bir şarap şart. Şimdi şaraplardan da bahsedeceğiz. Marka vermeden marka verince tabii, başımız belaya giriyor biliyorsun. Hep beraber bir konuşacağımız çok şey var seninle ama Sevil Hanım'a da var konuşacağımız çok şey. Sevil Hanım şunu merak ediyorum. Türkiye'de son derece tatsız bir meslek dalını son derece tatlı bir hale getirip acayip popüler hale getirdiniz. Evet. Nasıl doğru. Oluyor bu iş?
Şöyle, bir kere keyifli bir insanım genel olarak. Genel olarak, zaten. Evet. Genel olarak öyle pek surat asan bir insan değilim. Aslında tabii ki bu mesleğin çok uzun yıllar önce içerisinde olduğum için babamın mesleği yüzünden. Yani annem de hekimdi. Dolayısıyla yani böyle bir bütün aile hastalıkla, evet, hastalıklar ve ölümler vesaire içinde tabii ki hep büyüdük ve mesleği sevdim. Çünkü ben aslında kimyacıyım. Sonra da biyokimya, evet, işte uzmanlığı, doçentliği falan böyle giden bir yaşam şeyi var aslında, çizgisi var. Ama çok erken bir tarihten itibaren bir hocanın aslında yönlendirmesiyle adli tıpla ilgilen demişti. Ve de öyle de başladı. Sonra hakikaten oralarda çok fark yaratabileceğimi görünce de aslında herhalde bu beni çok heyecanlandırdı. Yani Türkiye'de yapılamayan bir takım şeyleri ilk yapanlardan biri olmak. Ama tabii sizin başınız günden bugüne muazzam bir aşama kaydetti, değil mi? Evet, çok. Yani ben bu işe başladığım zaman Kınay'la Esrar'ı birbirinden ayırt edemiyordu polis. Yani öyle bir noktadaydı. İyiymiş. Yani sonra tabii ki ta oradan başlayaraktan DNA analizlerine kadar Türkiye'de ilk yapanlardan biri oldum ve ekibimle beraber. Ve tabii ki şimdilerde de adli bilimler lisans açabildiğim için tabii ki çok şeyim. Türkiye'de ilk defa, evet, böyle bir program açılabildiğim. Forensic Science dedi, evet, Forensic Science. Şimdi hayalim aslında criminal justice, yani ceza adaleti lisans açabilmek. O ne demek? Ceza adaleti adı üzerinde, yani bu sistem içerisinde daha adil bir dünya için hem yasalarla ilgili reformları düşünebilen ama hem de bunların uygulayıcılarını eğiten, yani polisleri, jandarmaları, cezaevindeki personeli ve savcıları ve yargıçları, yani daha çok sosyal bilim ağırlıklı olan ve de Türkiye'nin çok büyük eksikleri var. Suç ve ceza anlamında çok büyük eksikleri var. Mesela en son bir istatistik, belki fark etmişsinizdir, Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı bir istatistik var mesela geçtiğimiz yılın suçlarıyla ilgili. Şimdi oraya baktığınız zaman bir sürü eksik görüyorsunuz. Çünkü yeterince veri, yani istenen biçimde veri toplanamıyor. Bu veriyi toplayamazsanız suçu önleyemezsiniz zaten. Peki şey diyorum, şunu merak etmişim. Kusursuz suç var mıdır? Kusursuza yakın olanlar tabii ki vardır. Mesela yani bir dertli bir baba bana durmadan yazıp duruyor, bir aile. 10 yıl önce İstanbul Şişli'de kızları öldürülmüş ve bulunamıyor hala. Mümkün müdür böyle bir şey bulunamaması, yoksa delil toplamadım, hata yapılmıştır? Tabii, nasıl oldu? Yani şimdi bazı şeyler tabii çok başlangıçla ilgili. Yani ilk 24 saat, ilk 48 saat falan böyle bir takım şeyler var, süreçler var. O dönem içerisinde gerekli işlemleri yapamadıysanız, yani ön yargılar yüzünden aslında yapamadıysanız, yani kendinize bir senaryo çizmiş ve ona inanmışsanız ve daha sonra ama onu kanıtlayamamışsanız, olay birdenbire faili meşhur olarak kalır. Yani bütün problem orada. Yani suçtan çok bir de suçu araştıranın da eksikleri önemli oluyor. Evet, evet, tabii ki. Yani büyük ölçüde araştırmalarda olan eksiklikler var. Hala var. Bütün dünyada var. Ama mesela kayıplar oluyor. Geri döner deniyor insanlar için. Bekleyelim deniyor. Katiyen beklememek gerekir mesela. Hala bekleniyor. Veyahut da ama Amerika'da beklemiyor. Amber Alarm diye bir şey var mesela. Hayır. Beklemiyor ama orada bile sosyal olaydır. Sınıfa bağlı olarak tabii, arama tabii. Veya aramama daha evet, değişebiliyor. Evet, evet. Bildirmek, bildirmemek vesaire. Yani Türkiye'de tabii ki yapılması icap eden daha çok şey var. Ama bence en önemlisi doğru dürüst veri toplayamamak bir. İkincisi de bir yasal DNA veri tabanımızın olmayışı. Yok mu hala? Hayır, yok. Allah Allah. Hayır, yok.
Hayır yok. Aa, yasal, çok şaşırtıcı. Yasal bir veri tabanımız yok. Yasal ne demek? Yasal olmayan ne demek? Kanunu yok. Aa, mesela yani, mesela bizim gibi bir sürü insanın DNA'ları bir yerde toplanmış ve kodlanmış değil. Hayır, bir yerlerde olabilirsiniz. Ama altında yasa yok. Yani ne kadar zaman tutulacak mesela orada bu? Ne zaman imha edilecek? Bunun kontrolü kimde olacak? Kim erişebilecek? Kontrolü kimde olacak? Hangi suçta alacaksınız? Hangisinde almayacaksınız? Şimdi bazı ülkeler var, kırmızı ışıkta geçeninkini dahi alıyor. Bazı ülkeler var, maçta küfredeninkini dahi alıyor. Belki de doğuşta doğar doğmaz almak gerekecek ileride. Tabii mesela New York doğar doğmaz alıyor. Alıyor mu? Bankalıyor. Hmm. Veyahut da Amerikan ordusunun bütün personelini var. O tabii var. Ama hepsi yasaldır. Yani Amerikan ordusunun personeli var ama polis ona erişemez. Filan. Yani ama polisin ona erişememesi için bir yasal düzenleme gerekiyor. Ya da hangi şartla erişebileceğini belirlemesi. Tabii yani bütün bunlar çok önemli eksiklikler Türkiye için. Bunlar bayağı ciddi işler. Bu program ve, konusu değil. Yasa dışı şu anda var, yapılıyor ama yasa dışıdır ve de akıllı bir avukatınız bunun varsa eğer. Bunun mahkemede geçersiz kalabilir. Evet tabii ama kullanılıyor. Evet. Peki bu şeyleri seyrediyor musunuz televizyonda CSI filmlerini? Tabii. Dizilerini? Tabii. Gerçekçi yani, mi onlar? Şöyle CSI'nin kendisi... Benim de üyesi bulunduğum bir derneğin aslında bir Amerikan derneğin, Amerikan Adli Bilimler Akademisi'nin bütçeden daha fazla pay alabilmek için kriminal laboratuvarlara bir dizi yapalım da insanlar ne yaptığımızı görsünler. Ne yaptığımızı görsünler ve nasıl her şeyden işte kıldan tüyden bir şeyler bulabileceğimizi görsünler de bize daha fazla para versinler. Diye başlamış çıktı. Olan bir şeydir. Yayıldı ve da yayıldı. Hepimizden de vakka istediler. Yani üyelerden hani böyle yıldızlaşan bir soruşturmanız varsa eğer onları bildirin dediler. O dizilerin içindeki bütün olaylar gerçektir. Her biri bir değişiklik. Ya, gerçekçi eden, bütün bunları. Gerçektir. Sallıyorlar bu kadar da olmaz. Hayır gerçektir ama... maalesef bu bumerang gibi ters etti. Çünkü zannedildi ki bütün laboratuvarlarda böyle imkanlar var. Halbuki yok Amerikan mu? Laboratuvarları çok kötü durumdadır. Yani hem personel açısından hem cihaz altyapısı açısından. Allah hiç Allah. De öyle paraları olan sistemler değildir. Yani ben onun birçoğunda hem kendim çalıştım hem ziyaret ettim. Çok da iyi tanıdığım laboratuvarlar var. Çok sıkıntıdalar. Peki en iyi nerededir bu iş? Şimdi en iyi tabii yine de Avrupa'dadır. Almanya'dadır. Hmm. Yani Bundeskriminal Amt, Almanların işte federal polisi iyidir. Ama şu anda tabii Avrupa Birliği sayesinde Avrupa Birliği üyelerinin her birinin kriminal laboratuvarları arasında bir network var. Yani birinin yapamadığını öteki yapıyor, o yapıyor. Çok çok büyük bir güç bu, tabii Interpol ki bu. Bu Interpol çatısı altında düşüyor. Hayır değil. Şeyi olmayan zorunlu olmamakla birlikte EMSI dedikleri European Network of Forensic Science Institute. Biz onun içinde miyiz Türkiye olarak? Evet. Aa, Türkiye güzel. Olarak içindeyiz. Ben İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nü de o örgüte üye yapmıştım. Çok az sayıda üniversite vardır. Genellikle polis ve jandarmadır. Yani çok iyi bir network'tür ve birbirlerinin de veri tabanlarından istifade ederler. Yani birinin ayakkabı izi veri tabanı mesela ötekilerden daha iyidir. Oraya gönderir. Diğerlerinin otomobil lastiği veri tabanı iyidir. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Yani mesela bir otomobil lastiğinin veri tabanı hayati önem taşır. Yani bir çamurda gitmiş bir lastikten siz arabanın markasını, modelini bilmem ne var. Veyahut da bir ayakkabı izinden... İşte nerenin imalatı, kimin şeyde imalatı, var meşhur, O.J. Simpson davasının ayakkabısı. Bruno Magli ayakkabı evet, mesela. Evet, kıyamet evet. Koptu. Evet, İtalyan el yapımı evet, Bruno ayakkabı. Magli dedi. Ama onu bilebilen bir tane adam var dünyada işte. Ama galiba o da daha basitti çünkü bastığı yerde Bruno Magli'nin amblemi çıkmış galiba. Hayır, o biraz şaka tabii ki. Ama yani benim böyle bir ayakkabım yok demişti biliyorsunuz. Kardeşlerinin babasıydı. Evet. Ve kurtardı adamı. Tabii. Onu kurtaranların arasında Connecticut Polis Kriminal Laboratuvarı'nın şefi vardı. Niye?
Para için. Ha para. Ha. Tabii. Ondan sonra da ayrılmak zorunda kaldı. Ayrılmak zorunda kaldı. Kirli polis. Henry Lee çok önemli bir adamdır ama. Yani Çin kökenli kendi. Bir Amerikalı. Kitaplarını falan okuyoruz ve de okutuyoruz. Yani olay yeri inceleme konusunda büyük bir ustadır. O uzmanlığı orada, kötüye kullandı orada. Evet tabii. Suçluyu yani kötüye kullanmadı. Yani kötüye kullanmadı. Yalnızca laboratuvar içini çok iyi bildiği için boşlukları bulabildi yani. Peki Mehmet abi diye biraz merak ettiğim şeyleri soracağım. Abi yemek hikayesi nasıl başladı senin? Niye bu kadar yemeğe düşkün hale geldin birdenbire? Doğuştan mı, anne babadan mı? Kim sana bu yeme işini kanına soktu senin? Doğuştan kesinlikle değil. Hatta mesela Mektebi Sultanide'yken bir şey var yazılan bana ait satırlarda. Hani yemekle ilgilenmez, konuşmakla ilgilenir. Okul yıllarında. Okul yıllarında. Ve bir lokmayı çiğner de çiğner, en son çıkar ama doğru düz bir şey yemez diye yazılıyor. Kesinlikle okul yıllarında değil. Babaannemin güzel yemekler pişirdi doğru ama ben yemezdim. Yani hani kimsenin çocuğu... Yani sen sonradan açılanlardan. Kesinlikle öyle yani. Niye açıldın? Ne tetikledin seni? Yani iki şey tetikledi aslında. Bir tanesi Amerika'ya gittiğimde lisans üstü için yemekler o kadar kötüydü ki kendini nasıl koruyacağım diye düşünmeye başladım. Hmm. Dışarıda nispeten ucuz olan işte Çin lokantalarını, Hint lokantalarını falan keşfettim. İkincisi gerçekten şarap oldu. Çünkü çok kısa sürede orada birçok şarap dükkanı şeyler yapıyordu. Hafta sonları özellikle mesela yeni rekolte bordolar geliyor tadıyorsun falan. Tadımlarda benim yaptığım yorumlar ki daha yeni öğreniyorum tadıyordum. Çok şaşırttı insanları. Sen bunun eğitimini mi aldın, kurslara mı gittin falan. Ve baktım inanılmaz bir dünya, koku dünyası var. Sonra herkes ne yemekle eşleştireceğiz diye konuşuyor bu şarabı. Ben de bundan etkilendim. Yavaş yavaş ilme parada geçmeye başlayınca, gerçi radyo alamıyordum daha ama para dediğim asistanlık parası şeyde. Lokantara gitmeye, mesela ilk keşfettiğim şarap bu olağanüstü dedim. Henri Jaye'nin Burgonya'sıydı. Sonra şimdi Henri Jaye... Şimdi yaşamıyor artık. Şaraplar o kadar değerli oldu ki mesela 78 Richburg 70-80 bin dolara alıcı buluyor. Senin işin zamanında kaç paydı bu şaraplar? Ben eksim zamanlar çok daha ucuzdu. Ben onun Burgonya'sını içiyordum. 10 dolardı ama bir kasa alınca %15 ucuzluğu. 8,5 dolara geliyordu şişesi mesela. Tabii Richburg yine pahalıydı ama o da tabii şimdiki 70-80 dolar değildi. Bunları içip yepyeni bir dünya keşfettim. Yani şarap ve yemek uyumu birlikte gitti. Ondan sonra bir de çok meraklıydım. Ben her zaman çok meraklı bir insan olmuşum her konuda. Mesela şimdi Sevil Hanım'la konuştuktan sonra o kitapları alıp okuyacağım şey yapacağım. Tabii ki. Ve gerçekten... 10. kitap baskıda değil mi? Evet, evet. 10. kitap baskıda. Evet, evet. Cinayet kokusu. Ne güzel ve tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani çok soru sordum ve denemek isterim hakikaten. Bunun tadı nasıl, onun tadı nasıl. Sonra da yaşam şartları, Dünya Bankası çalışmam, sık sık seyahat etmem. Seyahat etmem. Orada mesela Dünya Bankası'dayken şöyle olurdu, bir günlüğümüz vardı. Mesela diyelim gidiyorsun Arnavutlu'ya. O zaman Arnavutlu'ya hiç bir yemek yok ama yolluk aynı. Oraya da gitsen bilmem ne günde atıyorum. 80 dolar veriyorlar. Ne kadar harcayacaksın? 8 dolar. Ben biriktirdim Paris'ten dönüşte. Yani bir gün kalma hakkım var, bir yedi iki gün. Michelin 3 yıldızlı bir lokantaya gidip o parayı yapacağımı, Amerika'ya geri getireceğimi. Orada bir güzel hallederdim yani. yaparım. Şimdi de yemeğe kaç para harcamışsın tabii, şarba ve yemeğe? Onu gerçekten bilmiyorum. Bir tek biliyorum, şarap. Şimdi ben ilk başta almaya başladığım zaman... beni deli zannetti. Kayınvalide, kayınpeder ya da senin 5 kuruşun yok şarap alıyorsun. Ve şaraplarımı yapmak istedim. Sigorta ettirmek Lloyd'a. Dediler ki tamam ederiz evinizin değeri falan. Dedim ki yani ev sahibi değilim, kirada oturuyorum ucuz. Ya, olamaz böyle bir şeyler. Bak çünkü verdiğin listeyle bunlar yani bir ev almış. İyi bir ev alırsın. Ya, benim de önceliğim dedim o değil. Şarap. Ama ondan sonra bir baktık. Benim şaraplarım öyle bir değer kazandı ki yani onu hisse senedine yatırsaydım hani ilk başta daha hiçbir tanınmadan Google falan hissesi almak gibi bir şey oldu. O yüzden genellikle onu hesaplamıyorum bile.
zamanında hani belli şaraplar satıyorum. O zaman aldım. Mesela şu anda Kavın'da, mahzeninde kaç şarap var tahminen? Aşağı yukarı 3000 şişe var ama çok iyi seçilmiş şişeler yani. Çok ağırlığı iyi Burgonya ve Bordolar. Çok önemli yıllar. Sen Burgonya'lı mısın, Bordocu musun? Yani sen böyle şişe mi, böyle şişe mi? Yani ikisini de çok severim gerçekten. İkisini de çok farklı. Yani biri kral, biri kraliçe gibi bana. Ama Burgonya'nın hayal kırıklığı büyüktür. Çünkü kötüsü de çok kötüsü çıkar. Evet. Ama bazen de istediğiniz gibi yıllanmaz. İyi şey derler. İyi senden çok iyi şişe vardır. Mesela 90'ın Clos-Roche şeyi, Dujac meşhur bir sene. Bir şişeyi attım açar açmaz. Öyle bir kokuyordu ki yani böyle ahıra girmişsiniz. Çok kötü bir koku. Diğer şişe beni Nirvana'ya çıkardı. Aynı senenin sene. Evet. İki tane aynı kasadan alınmış şarabı. Ama yani Bordeaux çok iyi olduğu zaman hakikaten şey bir deneydir diyeceğim. Ne diyeyim, Nirvana'ya çıkarsınız. Fakat öteki daha hedonistik. Ben ona iyi bir Burgonya için kendim kelime uydurdum. Orgazmik bir deney diyorum. Bu yaşta belki de o yüzden. Hani yaş ilerledikçe belki yemek ve şarap. Kesin orada arıyor o keyifleri. Evet, telafi ediyorsunuz. Öbür taraf zayıflayınca o taraf güçlü. Aynen öyle oluyor, doğru. Kanalı kapattıracağız biraz daha devam edersin. Bu konuyu kapatalım. Kapatalım. peki abi, şaraba bu kadar para harcaman. Ailede bir etki yaratıyor. Yani mesela eşin sana, Linda kızıyor burada. Ya Vedat yeter artık, bütün parayı şaraba yatırdın. Bütün sürekli yiyoruz. Bana düzgün bir evde oturt kardeşim demiyor mesela. Demedi mi hiç? Kesinlikle demiyor çünkü zaten benle bir şey, onu daha tanıdığımda çok gençti, 20 yaşındaydı. Kendine uydurdun yani. Daha ki, evet. Kendine benzettin. Ben aynen öyle, ben daha büyüktüm. Kendime benzettim. O da çok enteresan çünkü bir yandan tabii çok başarılı bir şey kadını. Yani, muazzam beklemişsin. Evet, çok şey, 200'ün üstünde şey var, yayını var. Yayını var. Fakat öte yandan bu tip konularda. Hala Stanford'da değil mi? Efendim? Stanford'da. Hayır, o Stanford'da. Georgia Institute of Technology. Georgia'da. Kızım Stanford'da okuyor. Çünkü tamam. Şimdi Georgia Institute of Technology yani şey. Doğru. Çünkü semiconductor, elektronik mühendisi ama şey tamamen bana benzemiş. Doğru ya, Atlanta'dasın. Ben nereden Stanford çıkardın? Yani Stanford'a sık gidiyorum kızımdan dolayı. Evet. O yüzden yani anlaştık. O yüzden öyle hiçbir derdim yok. Bir de zaten birlikte içiyoruz, birlikte tadıyoruz. Yıllar boyunca giderek. Ben bir şey sormak istiyorum. İstediğiniz zorun burada aile sohbeti. Tamam. Şimdi biz üzümlerin DNA'sının analizini yapabiliyoruz. Ve de böylelikle yani yeni dünyaya giden üzümlerin Avrupa'dan hangi üzümlerin gittiği, kimin ne olduğu ile ilgili üzümlerin kökenini bir buluyorsunuz. Bir sürü de yayın var tabii, evet. Bu ayrı bir alan. Chardonnay'nin babası bir Hırvat mı diyerekten bir hikayem var benim. Yazdığım bir şey. Hakikaten bu doğru mudur? Yani Chardonnay'nin ilk çıktığı ya da işte crossbreeding yaptıkları şey Hırvatistan kaynaklı mıdır? Yani bu Balkanlardan mı gitmedi? Böyle bir bilginiz var mı? Ya da buna bir ilginiz oldu mu? Yok. İlgim, tek bildiğim bir tek şu var. Meşhur bir yarışma vardır. Tabii yani beyaz Burgonya. Burgonya beyazlarda yani emsalsiz belki. Belki Riesling'le birlikte Almanya'daki en önde gelen belki beyaz şaraplar da. Bir meşhur bir yarışma olmuştu. Steven Spurrier'in Amerikan ve Fransız şaraplarını kör tadı. Meşhur kör tadım. Kör tadım. Kitabı da filmde çevirdi. Biz onu derste anlatıyoruz. Evet, meşhur kör tadımdaki o çok sorunlu metodoloji olarak. Yani öyle girmeyeyim çünkü o 3 saat evet, sürer. Evet. Orada sürer. Yani çok sorunlu bir metodoloji. Yani şeyde. Neyse onu birinci olan Chardonnay'de Grgičil, Amerika Chardonnay'si. Grgič de o sırada hep olan Hırvat kökenli Amerikalı. O herhalde oradan gelme bir ama şey. En iyi sonucu Chardonnay, büyük açık arayla diyeceğim. Burgonya'da, Fligny, Montrachet'de, Chassaigne'de, Montrachet'de ve Meursault'da veriyor. Ve oradaki de Grand Cru'lar, ne bileyim bir Le Montrachet, Chevalier Montrachet, Batard Montrachet falan, Corton Chalemagne. Açık arayla genelde dünyanın ve şaraplarının en iyi sonucu. En iyileri ve en pahalı. Maalesef de öyle. Yani hepsi iyi demek değil tabii. Pahalı olup iyi olmayanlar var ya şeyde. Ama Fransa'da veriyor. O Chardonnay konusunda bu kesin. Niye Alsas bölgesinde güzel değil midir? Alsas bölgesinde Chardonnay yok orada. Chardonnay ya, Rizlikler'den bahsediyorum. Güzel ama orada bence en iyi sonucu veriyor daha çok. Pinot, Gris ve Gewürztraminer.
şeyler güzel rizinkler ama biraz kaba. Şeylerin filigreli diyor, Mozel'in, Renga onun falan, onların zerafeti, mineralitesi pek yok. Bir de yani şimdi şöyle şu, o kör tadımdaki ilk kör tadımda hakikaten Kaliforniya şaraplarının birinci olduğu doğru mudur? Yani değil mi, çok adamsız bir şey. Doğru da metodolojisini doğru bulmuyor. Ya şöyle söyleyeyim, nasıl anlayayım arkadaşlar. Şimdi dese ki sevgili Fatih Bey, burada herkese bir sürprizimiz var. Bir güzellik yarışması yapıyoruz, en çekici erkek. Evet, evet. Beş kişi çağırıyor, beni çağırıyor. Fakat dördü de, şimdi ben adları bilmiyorum ama şu andaki en genç model, en yakışıklı, en beğenen. Kıvanç Tatlıtuğ, bilmem ne falan filan. Geliyorsun. Öyle geliyorum. Evet. Arada şimdi, da sen. Arada da ben. Ne diyorsun? Sonra şeyde, ya da tam tersi sokaktan geçen ya da böyle kahvede olan eski dört kişi Ahmet amca. Ahmet amca çağırıyor. Ya bunun gibi. Yıllar farklı, şaraplar farklı, bölgeler farklı, konteks farklı. Bir de şarap bütün yemek boyunca içmeli anlamak için. O kadar her şey kıyaslanamayacak şeyden yapılmış bir yarışma ki, bu yarışmanın reklam dışında, sansasyon dışında hiçbir anlamı ve metodolojik rigor biliyorsunuz siz. Amerikan şaraplarına dönüm noktası derler. O tabii tabii. Yani, ama işte bu da enteresan bir şey. Yani tamamen tabii ki, yani o konu ayrı bir konu. Elbette ki iyi Amerikan şarapları. Peki mesela Amerikan şarabı sevmiyor musunuz? Tabii ki seviyorum. Yani elbette ki seviyorum ama dünyanın en iyi şarapları arasına bakarsınız yani farklı kategorilerde. Amerikan da girer ama daha az girer. Daha az girer tabii. Yani Fransa'ya daha az, ama tabii ki seviyorum. Fakat o tamamen sansasyonel, ama Amerikan şaraplarını şey üstüne koydu yani, haritaya yerleştirdi. Evet. Çünkü biz bunu derslerde örnek olarak veriyoruz. Şöyle ki yani bir kriminal laboratuvarda bir olay çalıştığınız zaman dosyanın içerisindeki bilgiden hiç haberiniz olmaması lazım. Kör tadım işte. Kör tadım işte budur diyerekten, yani eğer bilirsen ona göre mail ediyor tabii. Yani Fransız şarabı seçmek gibi illaki polisin şüphelendiğini sen de suçlu çıkartabilirsin. Onun için onu bilmeden analiz yap diye bunu hep anlatırız. Yani örnek olarak ön yargılar çok problem çünkü, evet. Onun için biz de biliyoruz. Yoksa ben hiç şarap içmem. Sadece mi? Mesela benim de keyif alarak içtiğim tek şey şaraptır yani. Evet, hiç. Diğer işlerden ben, şaraptan yani keyif almıyorum. Yani çok, zaten çok çok uzun yıllardır hiç içki içmiyorum. Anlamsız geliyor. Kusura bakmayın. Şarap dışında ben de sana yani diğerleri şöyle ki anlamsız geliyor. Yemeğin tadını alamıyorum gibi geliyor bana. Yani veyahut da onu uyduramamışım birbirine hiçbir zaman. Belki de ondan. Çünkü çok yemek severim. Yani çok yemek yapmasını da severim. Yemesini de severim. Ama o içki ile beraber bana şey geliyor. Bozuyormuş gibi geliyor. Tadını bozuyormuş gibi geliyor. Tadını bozuyor. Herhalde doğru düz seçemediğim için. Kötü şarap bozar tabii. Yani. Seçemediğim için tabii. Yani, bir gün Vedat Eli Acıman'ı hatırlarsınız. Hatırlamam tabii ki. Eli Acıman, ünlü reklamcı. Ünlü, evet. Marajans Thompson. Evet, Eli Acıman'ın öğrettiği bir şey vardı, yani şaraptan anlamıyorsan diyordu bana, en pahalıdan bir aşağıdakini seçeceksin, başka çare yok. Yani. Eli Acıman'ın gittiği restoranları merak ettim şimdi, çünkü evet. En pahalıdan bir aşağısı mesela 20 bin dolar. Turist. Ama yemek şarap uyumunda şeyin fiyatını hiç alakası yok. Yok, bilmek lazım tabii ama yani ama hep de sizinle dolaşamayacağımıza göre. Yok, memnun etme. Estağfurullah, bir dolaşalım. Telefon açabilirsiniz. Evet, ne için bunlar var? Bunları yiyorum bu diye, şarap verirse bu diye yollayabilirsin. Yani. Bir WhatsApp'a bakar. Memnun etme. Tamam, öyle yapacağız. Bedava danışmanlık hizmeti verebilir yani. Yani kitapları beğenirse kesin. Kitapları beğendireceğim. Allah'ını mı beğendireyim? Beğenmemek mümkün mü? Peki abi, şarap mı yemek mi? İyi yemek mi, iyi şarap mı? Senin hangisi daha çok cezbeder? Yani ikisi birlikte gidiyor dediğim gibi, ama %60 iyi şarap diyeceğim, %40 yemek eğer ille seçim. Yani şarap daha önemli. Biraz daha önemli. Yemek deyince nerenin mutfağını daha çok seviyorsun? Çünkü şey, şuna dikkat ediyorum mesela, sen Türk yemekleri ilgili de şeyler yapıyorsun ama asıl hevesin, daha doğrusu asıl bildiğin Türk mutfağı değilsin. Esas bildiğin Avrupa mutfağı, Fransız mutfağı. Özellikle İspanyol mutfağı. Doğru mu okuyorum? Yani asıl Türk mutfağını çok seviyorum. Seviyorsun, olağanüstü ayrı buluyorum. Fakat benim sevdiğim halk yemeklerini, tip yemekleri İstanbul'da bulamıyorum. Mesela ne bileyim kıkırdaklı tandır böreği, Urfa'nın çöp şişi, Çayeli'nin kuru fasulyesi, Antakya'nın
keşke bilmem şeyde Diyarbakır'daydım paça çorbası, bilmem şeyde Konya'nın tandır kebabı, Siirt'in büryan kebabı, işte bütün Güneydoğu'da bulduğum tepsi kebapları, pöç kebapları, kağıt kebapları falan, bunları bayılıyorum. Çok 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 seviyorum yani tam şeyde. Ama İstanbul'da o böyle plazalarda mılazalarda olan sosyetek, yarım yamalak, batı mutfağı yapan, onu da tam anlamamış. Pek çok uydurmasyon. Lokantalar sinimi bozuyor. Beni de bozuyor. O yüzden evet, bravo. Yani ve menüler de birbirine o kadar benziyor ki ve her biri aynı. Uydurma kaydırma. Uydurma. Aşağı yukarı aynı kişinin elinde pek çok işte plazalarda, şeylerde. Aynı kafadan çıkıyor böyle hepsi. Belli bir hava satıyorlar. Böyle 3-5 ünlüyü getirmekle, Instagram'a koymakla olur bu iş zannediyorlar. Orada büyük hareketle yaşıyorum ama yoksa Türk mutfağına hakikaten aşığım. Ama gerçekten şarapta iki şey istiyorum yalnız. Bir, çok lezzetli yemekleriniz bu Anadolu'da ve 5 dakikada yiyip kalkıyorsun. Yani hani oradaki şey sistem çabuk ya kalk masadan. Ben onun şöyle eşimle dostumla oturayım. İki saat, üç saat. İşte yanındaki işte orada şarap giriyor. Yani daha uzuyor yemek. Sohbet güzelleşiyor. Daha güzel bir şarap olsun. Abi, gel bize takılacaksın ama o zaman. Biz her gün bunu yapıyoruz zaten. Başka bir işimiz yok. Aylak bir adamım ben. Ama saat, ben size çay yeli kuru fasulyesi yenebilecek iyi bir İstanbul'da var. Tamam. Mesela veyahut da Konya Tandır'da var. Var her şey var. Yiyorum zaten. Yani, gidiyorum oralara. Peki abi her yeri kendin mi gidiyorsun yoksa senin adına gidip deneyen birileri mi var? Şimdi ben her yere kendim gidiyorum fakat mümkün olmadığı için Vedat Minor lezzet rehberi var. Evet, biliyorum, onu, oraya gidiyorlar. 3 kişi beğenirsem aynı anda gitmeyecekler. Ha. O rehbere giriyor. Evet. Ve beğenilmeyenler de rehberden çıkıyor. Fakat ben gittiğim zaman devamlı kendim şey yapıyorum. Başka ada rezervasyon yapıyorum ya da adımı vermiyorum. Mesela bugün bir lokal... Tanımıyorlar mı gidince seni? Gidersem tanıyorlar da rezervasyonda. Ha. Atıyorum mesela Sedat Açık alın diye bir adlı rezervasyon yapılıyor. Ya da bir arkadaşım gidecekse tabii siz olamazsınız çok tanıdığınız için. Ama üçüncü bir ad buluruz bir ortak mesela arkadaşlar da. O şekilde genellikle yapıyorum. Şeyi kendim seçiyorum. Yani nereden seçiyorum? Daha çok güvendiğim. Çünkü artık bu yaşımda iyi yemek yemek istiyorum. Hani kötülemek için gitmek istemiyorum. Beğenmeyeceğim bildiğim yerlere gitmek istemiyorum. Daha çok nasıl seçiyorum? Mesela siz bana şimdi tavsiye etseniz bir yere hemen yazar giderim ya da... Bir yer tavsiye ettim hemen gittin. Fransa'da bir yer tavsiye ettim. Sonra hemen kalktın gittin sonra. Aynen yani. Şimdi Türkiye ölçüsü o şekilde yakın arkadaş grubu, çevrem, güvendiğim insanların tavsiyesi olunca gidiyorum. Ve genellikle de çok mutlu oluyorum. Mesela Karaköy'de bir modern esnaf diyeceğim küçücük bir yer Mimi. Bayıldım. Çok hafif ve çok lezzetli ev yemekleri. Nereden bilebilirdim, girebilirdim? Çok güvendiğim bir insan. Vedat git seversin dedi gittim ve hakikaten. Adadan İstanbul'a geldiğinde bir gün beraber bir 3 gün bir tur yapalım. Seni birkaç yere götüreyim. Memnuniyetle. Pide sever misin? Şahane pideci götürürüm. Pide çok severim hem. Şahane pideci götürürüm seni mesela. Birkaç böyle şahane birkaç yere gidersen adadan döndüğünde haber veya İstanbul'a geldiğinde alo Fatih geliyorum bir yere giderim de. Peki ne oluyor? Pideyle de şarap mı içiyorsun? Kesinlikle. Onu şey yapıyorum. Mesela pizzayla şarap içmiyor musun? Niye pide şarabın gerisinde? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela çok güzel bir soru sordunuz. Yani yanaklarınızdan öpebilirim bu soruyu sorduğunuz için. Tutma çünkü şeyde... Linda kapıda gerçi ama yani. Yok benim hanım hiç bir beni şey güvenir. Yok. Çünkü şeyde... pizza şarapla birleştiği için fiyatı 10 misliğe çıkıyor. Bu kadar tanınıyor. Bizdeki kimsenin aklına gelmediği için mesela kavurmalı pide, kavurma yağlı, şeyde yağlı, ayran. Hadi kardeşim bunu asitini kesecek, asitesi yüksek, yağını kesecek, asitesi güçlü. Böyle güzel bir şaraba ihtiyaç var. Ne mesela? Var. Ne? Pideye göre değişir. Hangi üzüm mesela? Mesela ama bana göre diyeyim, mesela kavurmalı ya da pastırmalı pideyle ki çok ucuz bir şarap olan genellikle Barbera ve Bonardo üzümlerinden yapılan Lambruscolar, hafif frizante. Köpüklü. Yani İtalya'da 6-8 euroya alıyorsunuz. Mesela bir Sorbara. Mesela Patrinieri'nin bir adı vermiyoruz. Bir Sorbara bölümü. Nasıl? Ya sen de bu yemek işinin şeyi gibisin. Ceren Şengör gibisin. O da böyle bir sürü isim aklına tutuyor. Sen de öyle. Yok unutmayın sen yani bir konuyu sevince. Yani mesela harika gider öyle çok pahalı bir şaraba. Gerçekten gerek yok. Yani gerçekten gerek yok. Şeyde peynirli pideler peynirine göre tabii ki değişiyor. Ama mesela bizim Kalecik karasından üzümler falan daha hafif, daha şey, bojoliler çok güzel gider. Kıymalarla belki eğer biraz da soğanlı falansa bence
O kadar çok şey var ki, bin tane şey var gidecek, aynı şeyle yapılacak ama hem sohbet uzar, hem daha çok zevk alınır, farklı pitelerle farklı şaraplar eşleştirilir. Ve Türk mutfağı da bence orada sınıf atlar. Niye sınıf atlar? Çünkü daha ciddiye alınır. Daha pahalıya satabilirsiniz, daha uzun kalabilir insanlar. Fast food'dan gastronomik şey, destinasyon lokantası şeyine çıkar. Bu dediğin doğru. Mesela doğru, şimdi Türk yemekte yapan bir lokanta var Sade diye. Çok hoş bir yer. Gitti mi bilmiyorum. Yok. Hiç. Bir gün giderim, çok güzel. Olur. Yani başında da Türk Mutfakları Derneği başkanı sahibi lokantanın da aynı zamanda. Çok güzel Türk yemekleri yapıyor. Mesela o şimdi şey koydu. Yani menüye içki koydu. Bravo. Ve dedi ki yani burada gençler gelsinler, Türk yemekleriyle uzun uzun otursunlar, içki içsinler. İlla yemek için meyhane, balık içki için meyhane, evet, orada kalmasınlar dedi. Güzel bir iş yaptı bence. Bir ara vereyim, bir kısa ara vereceğim. Sonra size konuşacağım. Çok güzel şeyler var. Çok merak ettiğim şeyler var. Bu şeyi merak ediyorum. Yani bugünkü cinayetler, minayet çözülmesi falan bir şey değil de bu eskiye dönük işler yapılıyor bu adlıkta. Tabii. Yani işte Ramses'i mesela şey yapıyorlar. 1000 yıl falan. 1000 yıl, 2000 tabii, yıl, 3000 evet, yıl. Doğru. Hakikaten bunlar mümkün mü? Olur, konuşuruz. İşte mesela İsa'nın kefeninden İsa'yı aradılar falan şimdi. Doğru. Çok tehlikeli bir iş yapar yani şimdi. Geni bulsalar o genin ucu nereye gidecek belli değil. Belli. İşte genelden sonra siz de mahkemeye yok, gitmeyelim. Bir ara vereyim de devam edeceğiz. Bunca yıl herkesten kaçtım. En sonunda buldum seni. Ansızın içini açtım. Yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı. Fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı. Yapma dedim, yaptın gönül. Böylesi sevdiğin için, bir kördüğüm olduğu için, ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim. Şimdi beni kurtar gönül. O bir yolcu, sen bir ancı. Gördüğüm en son yalancı. İçindeki derin sancı. Geçmez dedim, kaldı gönül. Sen istedin, ben dinledim. Senden ayrı olmaz dedim. Sonunda ben de sevdim. Şimdi beni kurtar gönül. Duruyor
gözlerimde sevda, sevda. Unut onu, dinsin gönlünde fırtına, sevda, sevda. Değmez ona teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir ses. Vedat abi beğendin mi? Harika. Çok güzel değil mi? Kendisi bir de şey çok acayip rahat söylüyor. Yani çok rahat. Konuşur gibi, sohbet eder gibi. Çok teşekkürler. Ne zaman bu sesi fark ettiniz? Kaç yaşında? Aslında sesini fark etmek gelsin gibi buraya. Değil de. Evet değil mi? Nerede oturacağımı bilemedim. Ne oldu? Niye kaldınız öyle? Aslında galiba biraz sesini fark etmek gibi değil de ya müziğin senin için her şey olduğunu fark etmek gibi bir şey oluyor. O da galiba bende böyle 4-5 yaşlarına tekabül ediyor. Peki ailede müzisyen falan var mıydı? Bütün aile müzisyen. Ha bütün aile. Ha tamam. Anne, ha armut dibine düştü yani böyle. Tamam. Evet, ha. Evet. Birazcık böyle doğduğun dünyanın tamam. İçinde aslında nefes almak gibi bir şey oluyor galiba. O anlamda şanslı. Peki en güzel ses herhalde ailede senden mi geldi? Anım aslında herhalde. Ailedeki herkesin sesi güzel sadece ama mi? Ben de böyle bir ekstra torpilliyim galiba. Aileye bak galiba. Oturup böyle şarkı söylüyorsun. Herkesin sesi güzel. Aa süper. Eğitim var mı? Evet. Nasıl gelişti? İlk başladınız. Ha bu arada pardon özür dilerim ben bir tanıtayım şimdi. Ceren Gündoğdu. Acayip meşhursun ama bizim kuşak için değil yeni kuşak için ölüyorlar sana. Ben öyle öğrendim yani. Öyle miymiş? Öyleymiş ben şaşırdım yani. Ve Serap Özçelik Arapoğlu. Sen tehlikelisin. Sana karşı terbiye takınacağız. Veyahut abi dikkatli ol. Kodumu oturttur. Karate şampiyonu. Son Avrupa şampiyonu oldun. Evet. Dünya şampiyonu ne zaman olacak inşallah? Dünya şampiyonu da oldum. Dünya şampiyonu oldun mu? Evet oldum. Aa ben onu bilmiyordum. Büyüklerde dünya ve 6 kere yine büyüklerde Avrupa şampiyonu. Avrupa şampiyonu değil mi? Evet. Aa dünya kaç kere? Dünya gençlerde bir büyüklerde olmak üzere. Bak iki onu kere. Büyükleri bilmiyordum. İkinciliğim de var, üçüncülüğüm de var. Ne hepsini, varsa olduk evet, yani. Hepsini sıraladım. Aa. Ne kadar güzel. Çok acayip ama çok tehlikeli bir iş. Yani böyle aslında. Aslında bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bütün kadınlar senin yaptığın sporu yapmalı ve öğrenmeli. Özgüvenle yürüyebilirsiniz. Değil mi? Sonra evet. Bir, ya, doğru mu mesela? Bir karateci ve kodum oturtur mu yanına? İşte birisi geldi sonra bir terbiyesizlik yani yaptı. Yani aslında şu an burada bir canlı örneği var aslında da. Şimdi oturttuğunuz benim mi var? Koca eşiniz. Yok eşimle o da karateci olduğu için. Ha, ona yapamıyorsun bir şey. Ya, ona da yapıyoruz tabii ki ha. De. Hani, hanginiz daha iyisiniz mesela? Kapışsanız yani, kim döver? Erkek gücüyle kadının gücü hiçbir zaman bir olmuyor. Ha, bir olmuyor. Evet. Ama mesela tabii ki teknik taktik bilmeyen birisine karşı. Ya beni döversin ama onu döversin. Yani gibi. Veya tabii bak hafif tel kaykısı mutlu mu? Yer değiştirin. Geçer abi böyle gel. Kızdırın ya. Nereden girdin karateye? Karateye şey, yani bir kızın karateye girmesi hakikaten çok acayip bir şey. Yani hem çok doğru bir şey. Keşke benim de kızım senin gibi karateci olsaydı diye düşünüyorum hep. Ama nereden başladı? Nasıl aklına esti? Ya yani şöyle aslında karate branşı hiç aklımda yoktu. Böyle yine jimnastik, bale o tarz şeyleri daha çok seviyordum. Daha kız işleri. Evet aynen. Daha sonrasında bir arkadaşım tavsiyesi üzerine aslında karate branşıyla tanıştım. Bana dedi ki Serap gel senle karate yazılalım dedi. Ben de karate hani hiç nereden çıktı bilmiyorum. Onun sayesinde gittik kulübe. Ben yazıldım. Bana bunu söyleyen arkadaşım sadece bana vesile olmakla kaldı. Onun sayesinde karate branşıyla tanışmış oldum. Karate artık olimpik spor değil mi? Olimpik spordu. Biz Tokyo 2020'de yarıştık. Ben evet. Olimpiyatlarda yer aldım. Fakat daha sonrasında karate branşını çıkarıp break dansı olimpiyatlara ne break dansı olimpiyatlarına mı aldın? Şaka yapıyorsun. 2024 Paris'te karate yok. Breakdance. Aa breakdance var. Evet gerçekten. Bu IOC'yi delirmiş herhalde. Kesinlikle. Aa breakdance. Yani,
nasıl bir politika izliyorlar bilmiyorum ama gerçekten karate branşının olmaması ve bir dans branşının olması çok enteresan. Allah Allah. Evet. Ha, o da olsa o da olsa beraber evet, olsalar olsa ne olur? Hayır hayır, illa break dansa koca. Evet. Her hep eğlenmek için Fransız'da biraz gırgı evet. olsun. Hep break dansarlar herhalde. Anlamadım evet. Allah bu işi. Çok enteresan. Peki karate müsabakalarında evet. birbirinizi hakikaten vuruyor musunuz? Vuruyormuş gibi yapıyoruz. Ha vurmuyorsunuz evet. Mi? Yani şöyle tekniğin kuvvetli olacak, hızlı olacak ama rakibine zarar vermeyeceksin. Zaten zarar verirsen. Ben ne yapayım öyle karateyi? Ama çok o daha zor biliyor musunuz? Tabii daha yani zor. Yani vurmak daha kolay inanın. Tabii. Çünkü şu da var, etkiye tepki de var. Ben rakibime giderken rakibim bana ne gelebilir. Onu kontrol etmesi daha zor olduğu için bu işi biraz zorlaştırıyor açıkçası. Ha, vurmamak daha zor. Evet yani. Aynen. Vursan çok rahat vursan rahatlayacaksın. Yani. Evet. Peki mesela sen ne kadara kadar bir bu işi bilmeyen birini hacamat edersin? Yani bilmiyorum tekniğini mesela biliyorsun. Ben 90 kiloyum. Evet. Sen herhalde 45 falansın. Kaç kilosun? Yani evet 50 kiloyum. 50 kiloda yaşıyorum. Hiç göstermiyorsun valla. Ben yani 42'dir falan diyorum. Yok 50 kiloda. Bana bir tane koysan kalırım. Mesela 150 kiloluk birini de alt edebilir misin? Ya şöyle, bu teknikle. Mesela teknik bilmek ve nereye vurmanı bilmek çok önemli. Ya, vurman gerektiğini nereye çok... vurman gerektiğini ben de bilmiyorum ama vuramam ki oraya. Yani bir kadın mesela yani. Bunu yapabilir yani. Biz çünkü hareketli rakibe karşı antrenman yaptığımız için yani normal refleksleri zayıf olan birisine hamle yapmak daha kolay olur diye düşünüyorum. Peki mesela karate ile tekvando arasında, karate ile kickboks arasında ne farklar var? Çok derin farklar mı var? Evet, bayağı bir fark var. Mesela tekvando sadece ayaklarla yapılan, çok nadir ellerin Grekoromen'in tersi gibi. Evet, nadir ellerini kullandığım bir branş. Ama bizde mesela hem ayak hem tekme, hepsi yumruk, aşağıya alma, judo hareketleri de var bizde. Ama tek elinle alman gerekiyor rakibini aşağıya. Yani çift elle tutamazsın. Ha, çift el yasak. Evet, çift el yasak. Tek elini rakibini aşağıya alabilirsin. Yani bizde hepsinin karışımı açıkçası. Yani o zaman sen şöyle diyebilirsin. Ben sizi tek kolu bağlı tek elimle indiririm. Yani evet. Tekniği bildikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Ya, ikiniz de aynı yapıdasınız. Bakar mısınız? İkiniz de incelisiniz. Bence çok harika bir örnek oldu. Çünkü ben su şişesi bile açmakta zorlanan biri olarak hemen kursa yazın. Müthiş bir ikili oldum. Hemen kursa evet. yazın. Lazım. Özel derslere Türkiye'de başlıyoruz. Lazım abi. Herkese lazım. Süper olur. Belki sen de bana vesile olursun dedin. Yani arkadaşım vesile olmuş. Sen de şarkıya başlarım. Çok zor ya. Gerçekten kadife gibi sesiniz var. Teşekkür ederim. Ses inanılmaz hakikaten evet, değil mi? Evet, kadife gibi. Böyle konuşur gibi böyle yani. Böyle evet, doldurdu güzel. Burayı. Çok teşekkür ederim. Ama mesela ben sen benim bildiğim kadarıyla açık söyleyeyim seni çok aha. fazla tanıdığımı söyleyebileceğim. Hı. Niye? Çünkü daha çok gençsin ve işte biz hala eskilerde kaldığımız için. Benim dediğim şarkıcıların büyük bölümü artık şarkıcısını hatırlamakta zor çekiyor. ama muazzam bir sesin var ve gençler söylüyor. Ama şunu duydum ben. Sen cover pek söylemez misin aslında? Şimdi cover söyledin. Mesela ben kim bilir ne yeni bir şey duyacağız derken niye öyle yaptın? Evet ben aslında sözü müziği bana ait olan evet, şarkıları şey dinleyiciyle paylaşmayı tercih ediyorum. Yaklaşık 3-4 senedir. Bu arada tanımamış olmamız da çok doğal. Çünkü o kadar büyük bir havuz var ki. Yani evet, evet. herkes o kadar fazla şey üretiyor ki. O üretimlerin arkasında kimin ne kadar nitelikli olduğu, kimin gerçekten müzisyen olduğu, kimin gerçekten bir şeyi temsil ettiği falan böyle biraz muğlak. Bayıldım ya. Hakikaten bayıldım. Çok teşekkür muazzam ederim. Yani. Çok teşekkür yani, ederim. Şu ana kadar seni dinlemiş olmak benim kendi eşekliğim oldu o şu an. O zaman ilk, yani. Estağfurullah. Müthiş. İlk konserime bekliyor olacağım o zaman. Seve seve. Sorduğunuz soruya da gelecek olursak hani önce şunu bitireyim. Hani bu kadar büyük bir havuzda hepimiz böyle bir bilgi bombardımanına maruz kalarak yürüyoruz ya hayatta. O kadar fazla müzisyen, evet, müzikle ilgilenen var. Kişi var ki gerçekten bu işi böyle biraz hassasiyetle, özenle, emek emek işleyen insanların duyulması, görülmesi de her zaman çok kolay olmuyor. Ama demin çok güzel söyledin ya biri vesile oldu diye. İşte hayatta böyle bazen eğer istikrarlı bir şekilde çalışıyorsan bazı temaslar, bazı vesileler daha çok kişiye müziğini, kalbini, ruhunu duyurmana vesile oluyor. Ben bugün neden bu kadar kürtleşmiş işte bir Aysel Gürel şarkısı, bir Fikret Kuzuluk şarkısı söyledim diyecek olursanız tam da bu sebepten ötürü. Yani benim dinleyicim benim şarkılarımı zaten biliyor. Çok şükür dinliyor, göğsümde uyutuyor diyorum ben hatta. İhtiyarlarda, ihtiyarlara göre, damla göre şerbet veriyor. Ama hani böyle ölümsüz şarkıları söylemek de seni tanımayan insanlarla ilk tanışma için, ilk intiba için bence güzel bir kart oluyor. Bizim şey oldu çünkü biz ikimiz de Galatasaraylı seriyiz. Fikret Kuzuluk da bizim mektepten. Böyle ki üç Galatasaraylı bir araya gelmiş gibi olduk. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hemen gelelim konumuza. Şimdi biraz şeye geçeceğiz. Bu ölüler üstüne konuşacağız. Dirileri konuşup ölüleri halledeceğiz şimdi. Sürekli şimdi
Ben televizyonlarda böyle belgesel seyretmeye bayılıyorum. Bu tartışma programı bana fenalık geldi. Ona bağırıyor, ona küfrediyor falan. Ya da işte ne söyleyeceği bir haftada önceden belli adamın dinlemekten de hoşlanmıyorum. Yani biliyorum ki ne söyleyeceği belli onun yani. Ona demişler ki sen böyle de, o da gelip öyle söylüyor. O yüzden onları pek seyretmiyorum. Belgesel falan seyrediyorum. Orada böyle garip şeyler görüyorum. Sana da soracağım belgesel var. O da ayrı bir... Sour Grape diye bir film var, seyrettin mi? Çok acayip bir şey değil mi? Hı. Onu soracağım sana yani. Böyle, hepiniz böyle kandırılabilir misiniz? Bilirim derken o merak ediyorum onu çünkü ama. Eskilerin şeylerini çıkardılar, DNA. Bir DNA doğru. Ne kadar süre kalabilir ki? Şöyle ki, şimdi DNA neredeyse sonsuza kadar kalabilir. Evet. Bulunduğu koşula bağlı olarak mesela da fosillerden DNA çıkarılabilir mi? Tabii. Parçalanır. 250 milyon yıl, 60 milyon yıl kalmış. Evet, tabii ki. Tabii ki var öyle bir sürü de çalışma var zaten. Evet, dinliyorum da diyorum ki herhalde evet. Sallıyorlar bu dünyayı. 60 milyon yıl kalır mı? 60 milyon yıl da... Hayır, kalıyor tabii. Bütün mesele o parçalanabiliyor. Ayrı parçaları birleştiriyoruz. Evet, ama şimdi şu anda önemli olan baştan sona dizin çalışılabiliyor artık. Yani illaki intakt yani sağlam DNA alması gerekmiyor. Ve de bu parçalar çalışıldığı zaman tabii çok yüksek artık bilgisayar programları, yazılımlar vesaire var. Makine öğrenmesi var. Dolayısıyla bu parçacıkları birbirine bağlayıp en azından bilgisayar ortamında artık bağlayıp tam full sekansı görebiliyorsunuz. Ve onu görmeye başladığınız anda bir hastalığı mı vardı? Neden öldü? Neden öldü? Ondan sonra... Milyon yıllık cinayetler çözülüyor falan böyle. Evet, yani neden öldü? Yani Fransa'da mağarada adam bulunuyor. İşte 50 bin sene önce ölmüş. İspanya'nın kuzeyinde şey yapıyorlar. Şimdi onlar tabii ki bulunabiliyor. Tabii ki göz rengi, saç rengi nasıldı, yüz şekli nasıldı, nasıl yürüdü. Oradan surat murat oluşturan oradan falan böyle. Oradan tabii ki. O artık neredeyse çok kolaylaşmış vaziyette. Hatta onu yapan sanatçılar var. Sırf evet, onu yapanlar var. Onu yapanlar enteresan. Mesela Çin'deki uygulamalar var. Maalesef şu anda Uygurlarla ilgili tabii tatsız uygulamalar var. Onların hemen herkesin DNA'sını alıyor. Tabii yani bir DNA, herhangi bir yerde bir DNA bulduğu zaman herhangi bir suç olayında onun Uygurlu olup olmadığını anlayabiliyor. Hatta oradan sonra da neredeyse fotoğrafını oluşturabiliyor. Şimdi orada bütün veri tabanları da birbirine bağlı. Yani sadece DNA değil, görüntüler arabanın içerisinde Çin'de. Gayri demokratik olduğu için. Evet yani hepsi birbirine bağlı. Ses mesela veri tabanı da ona bağlı. Ayakkabılar, yürüyüş şekilleri vesaire vesaire. Şimdi bunları tabii ki etik olarak nereye kadar yapmalı? Yani teknoloji öyle bir halde ki çok iyiye de kullanılabiliyor. Bilir. Gerçekten çok da insan haklarına aykırı koşullarda da kullanılabiliyor. Mesela Atatürk'ün DNA'sını araştırmasını çok isterim yani. Çünkü uzaylı mı değil mi? Uzaylı olmadığı muhakkak tabii ki. Bana uzaylı gibi geliyor. Evet ama mesela yani geçenlerde hep bu konular hep gündeme gelir yani. Mimar Sinan'ın kafatası nerede hikayesi vardır mesela. Mimar Sinan'ın kafatası. O kafatasını o tarihte ölçerek Türk müdür değil midir filan diye yani o öyle bir 37'lerde öyle bir akım var. Hristiyan Türk olduğu yolunda çok filan, güçlü yani kanıtlar çeşitli, var ama. Ama yani bu topraklardaki insanlar o kadar bir yeriyle karışmışlar ki yani burada böyle kesin o bu şu demek mümkün değil. Hatta bu konuda mesela Avustralya Başbakanı bir kadın vardı bir ara. O ben katıyorum ben tam beyazım benim hiçbir şeyim yok filan dediydi. Afrikalı evet tabii yani %20 oranında aborijin olduğu kadının ortaya çıkmıştı. Yani bu konularda iddiacı olunmaz katıyen. Ben baktığım mesela ben %40 civarında İtalya'ya çıktım. İtalyan konsolosluğu bana protesto yolladı. Yalandır bu inanmayın diye. Nereye? 23 enini falan oralara mı gönderdiniz? Uyduruyorum canım. Hayır var yani. Şöyle ki yani $50 karşılığı listeyi öğrenmek falan, ve gönderip ve buluyorsunuz. Evet. Ve onu polis kullanabiliyor. Kullanabiliyor evet.
Onu yapmadı. Evet, onu kullandı. Bütün suçları ortaya dökülecek. Tamam, anladım ama onu kullandığı içindir ki bir sürü seri katilin kim olduğu tespit edilebildi. 40 yıl önceki, 50 yıl önceki seri katiller işte bu 23 Enmi yahut da Gedmatch filan bir takım böyle ticari siteler var. Oralar evet. sayesinde bulunabildi. Gelmişken şu iki kitabımı bir kere size vereyim. Kusursuz cinayet yoktur. Benim sorumun cevabı burada. Orada. Bu biraz acayip çok işte. Sert. Evet. Yani. Televizyon programları ne oldu? Yapmıyorsunuz artık. Şimdi kanıt vardı biliyorsunuz evet. yapmış olduğumuz. Zaten ben kanıt, bu akşam sizin geleceğin kızım kanıt diye bağırmaya başladı. Evet, kanıt hala büyük bir keyifle seyrediliyor. Evet. Ona bir şey dedim yok. Ama tabii onun üzerinden çok çok seneler geçtiği için teknoloji de çok gelişti. Dolayısıyla yani yeniden kanıt tabii ki yapılabilir. Bir 10 yıl sonra demek ki şimdi artık 10 yıl olmuş. Bunları imzasızı vermenizden hayır, çok hoşlanmadığımı söyledim. Hayır biliyorum. Bazen diyorlar ki kızımın adına imzala. Karımın adına imzala. Yok hayır benim adıma niye başlıyorsun? Allah Allah. Öyle, bana öyle imzası çok, ya. Onlara çok, da, o bir gün onlar da gelsin imzasını. Çok rastlıyorum onlara. Bunlara da onun için. Şimdi benim yapmış olduğum tartışma programları vardı. Onları evet. özlüyorum aslında. Yani diziden ziyade gerçekten bugün için Türkiye'nin ihtiyacı olan bir format o. Suç ve Delil CNN'de yapılan yahut da Habertürk'te yapılan acayip işler. Acayip işler. Bunların her ikisi de güncel olayları konunun uzmanlarıyla bir arada tartıştığımız ama çok ileri saatlerde. Çünkü gerçekten suç konuşmak pek öyle normal bir saatin. Niye canım seri katil falan çok enteresan şeyler. Tamam, okudukça içinde kayboluyor bazen. Neler evet, var yani. Evet, ama Cevdet bunu... Ahmır'ı oku mesela. Adamın adına belgesel çekiyorlar 20 bölüm yani. Şahane yani sürekli. Evet doğru. Ona bir şey dediğim yok. Ve herkes yani sadece bir değil defalarca çekilebilir. Evet. Hepsi başka perspektiften güzel. Bakılarak çekilebilir. Ve çok önemli. Ama yani burada... şey olmakta olan yani halen yürümekte olan ve çözülememiş olan olaylar hakkında bir takım insanların bir araya gelerek ortak akılla bir fikir üretmesi de mümkün. Annem de izlemiş sizi. Efendim sağ olsun. Sağ ol. Yani hadi düş yakandan. Şimdi tabii ki bu önemli. Bu Türkiye'de mesela hiç yapılmıyor. Çözülememiş cinayetleri bir araya gelerek fikir üretmek ve de onu yorumlamak bu da olabilir, bu da olabilir diye yani bir ortak aklın yol haritasına ihtiyaç var. Peki ben başka bir şey soracağım şimdi. Bu meşhur bir şey vardı. Hazreti İsa'nın kefeni diye. Doğru var. Turin-Straub. Turin'in kefeni diye biliniyor. Evet. Bunu yıllardır incelediler, bitiremediler. Hatta işte kumaşına baktı der ki ya bu o döneme ait değil. Üstünde DNA aradılar falan. Ben de ki eyvah buldukları zaman yandık çünkü %50'si Meryem'in ise %50'si pek de DNA'sını bırakmayacak birine ait olabilir falan diye bayağı da çekindik. Ne çıktı o işte mesela? Ne oldu sonunda? Yasakladığı şeyi açmıyor artık bir daha. Bir oynamayın bununla. Oynamayın artık. Yeter bu kefeni kurcalamayın diyor. Ama onun üzerinde hakikaten yani o bir yıldırım düşme şeyi miydi? Yani orada bir insan görüntüsü görünüyor. Ama diyeceksiniz ki kahve falına da baksan orada da bir şeyler ne bakarsan görürsün yani. Ne ararsan onu görürsün. Ama onun üzerinde işte polenler vardı, bitki tanecikleri vardı, toprak şeyleri vardı, toz tanecikleri ve de kan peki var. Peki takip ettiği yol kan bilmiyor mu? Kan var, yol biliniyor. Yani onun böyle Orta Doğu'dan işte... Anadolu üzerinden ve de o yolun üzerindeki bütün şeyin bitki örtüsünün tanecikleri bulunabildi bunun üstünde. Gerçekten de ama değişik şeyler yaptılar. Yaşlandırma teknikleriyle yani bir takım karbon 14'ler vesaire yani değişik tekniklerle de tam olarak o tarih tutmuyor. 100 sene öncesi, 100 sene gerisi falan yani böyle bir takım şeyler. Tarih tutmadı. Tarih tutmuyor ama yani hakikaten enteresan bir konuydu o da. Evet çok enteresandı. Evet. Sonra takip etmedim sonra ucunu kaçırdım. Kaçırmanız doğal çünkü orada kan olup da kanda da DNA analizi yapılabildiği andan itibaren artık... Yapıldı mı o analiz peki? Evet yapıldı. Ne çıktı?
Var sekansını biliyoruz ama bir insanın şeyi bir insanın gibi kanı. Gözüküyor. Evet yani bir insanın kanı. Yani dünya dışı birinin kanı yok içinde. Hayır. Ha. Yok bilmediğimiz bir şey değil, bildiğimiz bir şey çıktı. Bilmediğimiz garip bir şey çıkmadı yani. Hayır garip bir şey çıkmadı. Dolayısıyla oradan sonra da zaten Vatikan artık sadece cam arkasından gösteriyor. Açmıyor. Daha önce bilim insanları bakabiliyorlardı. Haberiniz var değil mi o kefeni biliyor musunuz kefeni? Bir kefen şimdi bulundu an, İtalya'da. Bu kefenin bir bez bulundu daha doğrusu. Üzerinde bir böyle bir iz var. O iz de İsa'yı andırıyor. Bakınca hakikaten İsa'yı andırıyor. Yani İsa tasvirini andırıyor. Uzun suratlı, uzun saçlı filan bir adammış gibi. Bu kefen incelendi uzun süre. İşte o mu, bu mu, şu mu falan diye. Sonra bir DNA analizi yapılacağı söylendi. Üzerindeki kan izlerinden. Ben dedim ki eyvah yandık şimdi. Yani. Çünkü İsa'nın babasının kim olduğu konusunda herkesin bildiği bir öykü var. Eyvah dedim ben. Ama çıkmamış galiba öyle bir şey. Demek ki o İsa'nın değil. Yani bir DNA çıktı tabii. Ha DNA çıktı yani şey çıkmadı sonuçta yani. Ne çıkabilirdi bilmiyoruz. Yani bence bu biraz şey meselesi tuhaf demeyeyim de sebebini bilmiyorum aslında psikolojik nasıl bir motivasyon var. Hepimizde gerçekten bir cinayeti, bir gizemi çözmek, anlamak, ne olduğuna dair fikir yürütmeye dair büyük bir tutku var. Yani hangimiz izlemiyoruz ki böyle dizileri, filmleri? Hani bu sizin hayatınız, kariyeriniz, her şeyinizin bir parçası olmuş ama en dışarıdan birinin bile hepimizin bir şekilde gündeminde o gizemi çözüp ne olduğunu bulup rahatlamak var. Acaba bunun temelindeki var. Ne var? Şey söyleyeyim nedir? Söyleyeyim ben size. Benim o dikkatimi çekiyor. Bir kere burada şöyle bir şey var. Erkekler savaş filmleri, savaş romanları ve casusluk romanlarına meraklıdır. Meraklı. Ve de onları izler filmleri. Kadınlar polisiye izler. Hmm. Çok demek ciddi ki ben kadınım. yani çok ciddi bir ayrım var burada. Bütün dünyada olan bir gerçek. Ben mesela imza günlerimde kuyrukta çok büyük miktarda, büyük oranda kadınlar var. Her yaştan kadınlar. Erkek sayısı daha azdır. Şimdi adli bilimler bölümü açtık mesela. Bu işleri öğretiyoruz. Öğrencilerin arasında %80'i kadın. Allah Allah. Evet %80'i kadın. Çok ciddi bir içinde kadınların bu olaylara acaba şey siz var. Bir rol model olduğunuz için ya mi yoksa olabilir. Dünyada da mı böyle? Hayır dünyada böyle. Yani baktığınız zaman batıdaki bütün yani adli bilimler lisans eğitimlerine kadınlar var. Belki daha dikkatli oldukları için mi? Daha hayır. Sistematik oldukları için mi? Bambaşka bir nedeni Allah var. Allah. Şöyle ki, şimdi orada kurban genellikle bu filmlerde, romanlarda filan yani bu dünyada kurban genellikle kadın. Ve de onları izlediği zaman iki şey düşünebiliyor. Bunlardan bir tanesi nerede hata yaptı da başına bunlar geldi. Ben bu hatayı yapmayayım. Karate öğrenmedi hata. Ben bu hatayı yapmayayım. Dolayısıyla savunma amaçlı aslında. Oradan yani savunma diyelim amaçlı. Ki işte kapıyı açmış ya da otostop yapmış ya da bilmem ne yani klasik şeyler veya daha klasik olmayan şeyler. Bir o var. İkincisi ben zaten bunları yapmam. Dolayısıyla benim başıma bir şey gelmez. Ben gece sokağa tek başına çıkmam. Ben kısa elbise giymem filan. Peki bunlarla aslında alakası yok. Olayın alakası yoktur ama bütün dizilerde de hemen hemen böyle şeyler. Ama şöyle ki tabii ki kurbanlar kadındır ve de çok büyük ihtimalle de maalesef seks işçisidir. Çünkü onlar yani bu olaylarda. Çünkü onların ortadan kaybolduğunu kimse fark etmez, kimse önemsemez. Maalesef polis de çok kadar Türkiye'de fazla. Türkiye'de böyle mi? Her yerde öyle. Evet. Yani Türkiye'de tabii aile içi şiddet vesaire o bambaşka bir noktadayız ama bütün dünyada aile içi şiddet zaten var. Türkiye'de de var. Bütün dünyada suç artıyor. Türkiye'de de artıyor. Yani en son Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerinde evet uyuşturucu suçlarının da arttığını görüyoruz. Hepsini yaralamayı da arttığını, hırsızlığı da arttığını çok normal. Hele pandemi sonrası mesela epey bir enteresan şeyler oldu. Yalnız şunu söyleyeyim. Mesela uyuşturucu suçlarında geçen yıl yani 2021 Türkiye tarihinin rekorudur. 22 tonun üzerinde eroin yakalamıştır. 22 ton. 22 ton. Bir önceki yıl ise bu işte 16-17 ton civarıydı. Yani böyle çok büyük bir yükseklik var. Maalesef Türkiye'de de yakalanan kokain var. Evet, çok var. Latin Amerika kokaini var. Bütün ama ilginç mesela şimdi kokain şey. Türkiye kuryeyle geliyor. Kuryeyle gelmeye başladı yani. Transit.
Tabii DHL'le geliyor mesela. Evet. Sahibi de belli değil. Evet, ama yakalanırsa sahibi yok. Yakalanmasa bile gidiyor. Kurye bütün Orta Asya ülkelerinde kurye işi var. Şimdi yeni bir trend bu. Hayır, kurye değil. DHL, UPS falan gibi. Legal kuryelerle geliyor yani. Evet. Her yerde eşlem bile gizli bölmelerle falan gelir. İşte pakete koyar, yolluyorlar. Geçerse alıyorsun. Geçmezse yakalanmış oluyor. İşte o miktar ama adam 2 ton, 3 ton gönderiyor. Kuryeyle 3 ton gelmez. Ama muzun içinde gelir. Yani onun da tabii ama ki... Ama köpekler koklamıyor mu bunu? Her şeyi koklayamıyor diyorsun. Her şeyi koklamıyor. Bakın ben size çok komik bir şey anlatacağım. Ondan sonra da ben burada daha fazla konuşayım. Yıllar önce Malta'ya teftişe gitmiştim. Birleşmiş Milletler'in bir uyuşturucu kontrol kurulunun üyesiyim. Malta'ya teftişe gittim. Malta'nın limanlarıyla ilgili problem vardı çünkü. Ve de işte biz de limanları kontrol ediyoruz yani nasıl durum diye. Orada çok büyük böyle röntgen makinesi gibi bir takım aletler, bir alet var. Onun içerisine konteyneri sokuyor. İçine bakıyor. Tamam. Bunlar almış bir tane orada duruyor. Bana liman müdürü dedi ki ya ben anlamıyorum diyor bana. Şimdi anlamaması mümkün değil. Anlatacağım şey. Ben anlamıyorum. Gemiler geliyor. Orada duruyorlar. Yanaşmıyorlar. Girmiyorlar limana. Bekliyorlar. Hafta sonu oluyor, adamlar geliyor. Şimdi bunu bir anlatıyor. Bir 10-15 dakika sonra ben ona diyorum ki bu aletin var, bu aletin başında bir adamın var. Kaç pazar tane adamın var? Şimdi. Kaç tane adamın var? Bir tane adamın var çünkü bunları eğitmesi çok pahalı. Bunlarca. Bu adam izin yapmıyor mu? Yapıyor. Hafta sonu izin yapıyor. Yani belli ki yani herkes birbirinden ortak olmadı mı bu iş olmaz. Hayır. O kadar. Benden size bunu söylemesi. Şimdi uyuşturucu işini konuşacağız yani. Çünkü bazıları serbest bırakılmaya başlandı. Onları bir konuşacağız. Amerika'da bir süre serbest bıraktı. Avrupa'da bazıları serbest falan. Evet. Onları konuşacağız. Abi şeyi seyrettin sen şimdi. Bu Sargrave filmini. O muazzam bir hikaye o işte. Bir tane Çinli milleti kandırıyor. Şarapla birbirine katarak başka şaraplar yapıyor. Onları güzel şeylere koyuyor. Bir Fransız şarapçı olan bu bizim şişe ama bizim o tarihte böyle bir etiketimiz yok diye geliyor. İncelemeye başlıyor. Rezillik ortaya çıkıyor. Hakikaten doğru mudur yani? Alıp böyle ağzını çalkalıyor falan. 1973 işte bilmem ne falan diyor. İşte hatta işte bağın sol köşesi falan. Bu doğru mu bu yani? Böyle bir damak var mı kimsede? Şimdi birincisi böyle bir damak yok. O bir şiir efsanesi. Palavra. Evet tabii ki palavra. İkincisi şu var tabii eski şaraplar için ve özellikle her eski şarap değil ama yani bazı eski şaraplar için çok ciddi para vermeye hazır büyük bir kitle var. Ama onların da çok büyük kısmı o şarapları hiç açmıyor. Açıldığı nadir. Açsa bile şimdi genellikle çok yıllanan şaraplar, 50 seneden bahsediyorum. Daha çok jenerik hale gelir. Mesela iyi kötü bir şarap uzmanı atıyorum. Mesela Burgonya'da diyelim 3 Grand Cru ele alın. Richebourg, Lataş ve diyelim Romane Conti. Romane Conti. Ya da Müsini'ye daha çok Roman'a gözler. İşte bunların arasında belli farklar vardır. Yani anlamasa bile herkes yani şey yapmasa bile uzmanı iyi kötü tahmin edebilir. Hangisi Müsini'ye, hangisi Lataş, hangisi. Fakat aradan 30 sene, 50 sene geçtikten sonra daha jenerik hale gelir. Onu anlamak çok zor. Jenerik hale gelmek tatlar birine yaklaşır mı? Tatlar birine yaklaşır. Yani iyi bir Burgonya olur hala. Yani şeyde kadar artık özellikleri o. Terör özellikleri kaybolmaya başlar. Yavaş yavaş tatlar birbirine çok benzer hale gelir. Şimdi ikincisi de birçok şarapta yıllandıkça hatta daha önce bahsettiğim iki tane 1990 aynı şarap. Aynı, çok farklı. Aynı bozulmuş şey. Evet aynı. Bozulabilir. O yüzden satanın her zaman şey deme hakkı var. Yani ne yapayım bu benim kabahatim deme hakkı var. Şimdi bunu yapan adam çok akıllıca bir şey yapıyor aslında. Onlara biraz iyi şarap, eski şarap fakat çoğunlukla daha genç şaraplar dolduruyormuş evinde. Evet. Evinde. O zaman aslında şaraplar belki de tahmininden daha iyi çıkıyor herkesin. Evet. Görünüş süresi daha iyi çıkıyor. İşte o şeye, o dediğiniz kimseyi de biliyorum o şey, Ponso adam, Laurent Ponso gelene kadar evet. Çünkü 29'da şarap yapmamışlar yani orada hakikaten şey olmuş... gerçekten faka basmış ama bu yani her şeyi bilen hikayeler vardır. Bu kuzeye bakan bilmem ne yamaçta şu üzümünden şu bağdan 17 yıl 3 ay önce yapılmış falan ya. O tamamen bir şiir efsanesi, palavradır.
Yani şarap yarışmalarında, kör tadımlarda da hani herkesin her şeyi bilmesi mümkün değil. Zaten birbirine benzeyen çok şarap var, uluslararası bir stil var. Bir de maya işi var. Doğal maya olmayınca, örneğin ülkemizde Türk üzümlerinin hiçbirinin mayası yok. Hepsi doğal maya ve farklı üzümlerle mayalanıyor. O yüzden iki papaz karası, birine Cabernet, birine Syrah mayası var. Çok farklı olur birbirinden. O tadı bile bilemezsin. Hele uluslararası kim bilebilir papaz karası nedir? Fakat insanların akıl yürütüşünden şey anlaşılır, ne kadar konuyu bildiği, neye benzettiği anlaşılır. Konuşmasından anlaşılır. Nasıl insan birkaç kelime sarf edince belli şeyler ortaya çıkıyor. Evet. Mesela demin Ceren Hanım biraz konuşmaya başladı. Şimdi ben hiç bilmiyorum hakkında hiçbir şey. Ama çok artiküle bir, çok rahat konuşuyor. Kelime seçimi falan çok doğru. Belli ki eğitimli biri. Yani siz de öylesiniz. Çok hemen belli oluyor gelenlerin ne kadar rahat konuştuklarından. Şimdi şarapta da aynı öyledir. Konuşmasından palavra mı attı? Palavra atıyorsa bol bol şey, bu şuna benziyor, şu koku var, bu koku var falan ama hiçbir yere gitmez. Gitmez. Herkes her şeyi söyleyebilir. Herkes. Tabii. Çok rahat söyleyebilir. O akıl yürütme dediğim gibi çok önemli. Bir de son zaman şunu söyleyeyim. Benim için birçok şarap, şöyle bir esprim var ki arkadaşlarımla yaptım. Bakıyorsun da mesela söyle bu şarap nereden gelmiş diye. Şöyle bakarsın dursun. Arkadaşlar benim için böyle bir şarap yoktur. Bundan sonra kendinize. Çünkü hiçbir şahsiyetleri yok. Tamamen bir şey özenerek yapılmışlar. Nerede yapılırsa yapılsın. Bulgaristan'da olur, Şili'de olur, Türkiye'de olur, Fransa'da da olur. Yani artık çoğu şarap öyle zaten. Evet artık çoğu şarap zaten birbirine benzerler. Onlar üzerine fazla akıl yürütmek. Hani bir dilin attığı taşı 40 kişinin çıkarması gibi aslında bir şey olur. Tam bunu soracaktım sana şimdi. Şarap, mesela eskiden Türk şarapları oldukça kötüydü. Şimdi bakıyorum böyle yani içilebilir. Bizim damak zevkimiz bozuldu. Yoksa teknoloji sayesinde artık herkes bir ortalama içilebilir şarap yapma. Yani Türk şarabı da fena değil. Geçen gün bir Gürcü şarabı içtim. Şahaneydi. Ne bileyim İtalyan şarapları bana göre kötüydü. Ama iyi İtalyanlar var artık falan böyle. Ya İngiltere'de beyaz şarap içtim. Bayağı da iyiydi mesela. Hoşuma da gitti yani. Herkes şarap yapmayı mı öğrendi? Teknoloji sayesinde işte bu kültürler sayesinde biraz daha iyi ürünler mi çıkıyor yoksa biz mi anlamıyoruz bu işten? İkisi de arasında bir yerde ortada. Sen de anlamıyorsun onları. Şans, hani bizdeki büyük şans referans noktaları yok yeteri kadar evet. İnsanlar içmediği için. Fakat şimdi tabii eskiye göre çok daha otomatize şarap şeyler. Büyük hatalar yapılmıyor. Bu bil yani fermentasyon sırasında kontrol edebiliyorsun ısıyı sıcaklığı. İkincisi... Çok eğer iyi şarap yapmaya çalışmıyorsan doğal maya kullanılmıyor, ticari maya kullanılıyor. Onlarla istediğin kokuları elde edebiliyorsun. Üçüncüsü bir şarap fuarına git. Hani şarap doğal bir üründür diyorlar ya, alakası yok. Yani ideali öyle olması lazım ama o kadar çok şey var ki, kimyasal var ki, tozlar var, şunlar var, bunlar var. Evet. Kusurları örtmek için düzelten o yüzden yani natural şarap şu anda şeyi çıktı, modası çıktı. Doğru bir hareket o. Birçok şarap zaten aşırı makyajlanmış diyeyim o şekilde. Kısa dönemde belli bir zevk veriyor ama jenerik bir zevk. Yani çok terroir şarabı değil. Gerçek o üzümün özelliğini yansıtan şarap değil. Bir de çok moda olduğu için artık bağları %90'ından tüm dünyadaki Türkiye değil bu sadece. Pamuk ekmek lazım ya da başka bir şey. Mısır tarlası olabilir. Yani şaraba uygun değil. Çünkü şaraba uygun olması için o terroirin o üzüm orada yetişecek. Fransızlar bunu milyonlarca yıldır yapıyor. Biliyorlar hangi toprakta aslında ne üzüm onlar Romalılar'dan öğrenmişler. Romalılar zamanından beri öğrenmişler. Bir de toprağın çorak olması lazım. İklimin soğuk iklim olması lazım. Çorak olacak toprak, kökler çok derin dibe gidecek. Kara iklim olması lazım galiba değil mi? Yani genelde öyle de şey çok derine inmesi lazım köklerin ki mineralleri erisinler ve strese girsinler. Fazla şey olmaz. Zorlanacak ki daha doğal olarak konsantre olacak. Daha sonra o yoğunluk şeyle sağlanmayacak. Suni bir biçimde. Çok sıcak olmayacak çünkü sıcak havalarda şaraplar çabuk olgunlaşıyor. Derinlik olmuyor şaraplarda. Alkol çok yüksek oluyor onu suni bir şekilde aşağı indiriyorsun falan. Dengeli olacak. Yani bu açıdan aslında tüm dünyadaki şarapların %5 ya da %10'u bana göre gerçekten üstte konuşmaya değer şaraplar. Bir de tabii bir şey paralı oldu her şeyde olduğu gibi. Şaraba da bir şey gibi hani o işten anlamayan fakat sırf övünmek için snob bir şekilde yaklaşan insanlar çok. Şu da var bu koleksiyoncu mantıklısı. Tabii New York'ta da çok. Çünkü kolay para kazanılıyor şey dünyasında, hisse senetleri dünyasında özellikle.
Onlar arasında bu şeye girenler, bahsettiğiniz neydi adı? Hart Davis, ya o müzayedeye girenler galiba Hart Davis olabilirdi o müzayede şeyde. Muazzam paralar döküyorlar, belli insanlar var. Bu adam da zaten uzun zamandan beri güzel şıraplar da açmış. O şeylerde diyeyim, o reputasyonu, şöhreti gayet iyi belli çevrelerde. Yani uzun süre güvenilmiş. Çok güzeldi, yapmış bu işi. Aslında açıklandırmış. Ben şu yüzden bunu anlattım. Sen de bu işe girebilirsin. Ben giremem, o param yok. O param yok yani. Param ara yok ki, biz alacağız sağdan sola, toplayacağız. Sen tamam, Vedat Vidor müzayede yapıyor, biz parayı götüreceğiz orada. İşte tabii ki yani yapmam çünkü reputasyon, haysiyet her şeyden abi daha önemli. Ama şu var gerçekten, şimdi orada şarap almış enayilerden biri olabilirdim. Allah şükür değilim çünkü hiç şarap almadım hiçbir müzayededen. Sattım ama almadım. Fakat almış olsam ne yapacağım o şarabı, onu soracağım. Birçok şarap. Ama şimdi birçok şarap piyasada artık biliniyor. Fakat insanlar içmiyor, satmak istiyorlar. Yavaş yavaş onlar piyasaya çıkacak. Ama satacaklar. Kazıklandıklarını biliyorlar. Ama geçenlerde Fransa'da çok önemli bir bağın, çok yani hani en fazla, bana göre en iyi şarap olmayan ama çok fazla da geçen bir bağın şarap yöntemisi, Christian bir oğlan vardı, tanırsın belki. Onlar topu dedi ki, bu şarap işine Çinliler girdi ve bu iş mahvolacak dedi. Niye? Dedi ki, çok şarap alıyorlar dedi. Ama dedi, biz karar verdik, artık satmıyoruz dedi. Niye dedim? Alıyorlar dedi, aldıkları için fiyatlar yükseliyor dedim. Şimdi de topladılar dedi. Fakat bakıyoruz dedi, hiç içmiyorlar dedi. Yani tüketimleri yok dedi. Ve yarın öbür gün dedi, bu Çinliler bunu satmaya kalkacaklar dedi. Ya dedi, koruyamadık için bozuk şarap çıkacak ve adımız kötü olacak. Veyahut da dedi, aniden piyasaya verecekler, fiyatlar yerle bir olacak dedi. Katılıyor musun buna? Bilmiyorum. Şeyde tek yani, çünkü gerçekten bunu istatistik olması lazım elimde, veri, Çinliler ne kadar şarap açıyor. Fakat Çin'e hiç gitmedim ayrıca. Ama şeye gittim, Malezya'ya falan gittim. Oraya gittiğimde görmüştüm. Çok pahalı şarapları açıyorlardı. Fakat çok enteresan, gerçekten gördüm. Yarısına kadar o şarabı, yarısı da kola falan bir şey koyuyorlardı. Vallahi. Tabii neden olduğunu söyleyeyim mi size onun? Çünkü genetik olarak damak zevklerin. Hayır, damak zevklerin. Dillerindeki uyduruyor mu? Şimdi şöyle, alkole olan tahammül, direnç tamamen bir enzim varlığını gerektiriyor. Ve de bu genetik bir şeydir. Ve uzak doğuraklarına daha mı düşük? Ve de Japonlarda, yani Çinlilerde filan çok çabuk sarhoş olurlar. Ve de aniden işte flash yapar vesaire. Ama mesela Ruslar içer. İçer. Yani bu tamamen metabolizmayla ilgili bir hadisedir. Öyle değil. Ben aslında az içerim. Ya yemekte de yani çok sevdiğim için iyi şarap bir de çuvaza tükenilmez. Yavaş için. Tabii. O yüzden çok çok konuşurum ama biri beni çok içer sanır. Japonların falan. Mesela var. Diğer içkilere merakın var mı şarap dışında? Var ama az. Yani sağlığıma da dikkat ettiğim için elimden geldiği kadar her zaman azı karardır her şey. Her şey aynı. Evet. Hiç üflediniz mi? Yani bir alkolometre üflediniz mi? Yüzde kaça kadar çıkıyor alkolünüz? Hiç üflemedim çünkü. Otomobil kullanmıyor çünkü. Aynen öyle. Çünkü şoförüm merak var. Merak ettim yani. Şoförüm var derken yani eşim. Anladım, birisi kullanıyor. Hayır ama bu şey olarak yani böyle rutinde büyük bir keyifle yaptığı zaman. Baktı ki pahalı, evliyim dedi. Ne kadar çıkıyor acaba? Yani kaça kadar çıkarıyorsunuz? Siz içmiyorsunuz yok. Sporcular da ne içmez? Değil mi? Benim de pek anlam yok. Sosyal. Evet, sosyalciyim diyebilirim. Ben, keyif almak için. Vedat abi de sosyalciyim. O fazla sosyal. Aşırı sosyal. Çok sosyal. Ya biz işimiz dolayısıyla o kadar, şimdi ben her şeyi romantize ettiğim gibi bu durumu da romantize ediyorum. Romantik bir tipmişsin hakikaten. Çok. Ama belli tipinde değil de var aslında zaten. Yani, tipinde de var romantizm. Bence de müziğimde de, yazdığım sözlerde de. Ama şey, bu sadece kadın erkek ilişkisini romantize etmek değil. Yani her şeyin hayat arkasındaki böyle duyguyla birazcık haşır neşir olmayı seven biriyim ki zaten işte şarkı yazarlığı kısmı da öyle başladı sanırım. Ben lise yıllarından beri şarkı yazıyorum. Hani 3-4 senedir paylaşıyorum dinleyiciyle bu şarkıları ama o zamanlar bile böyle teneffüste, ders arasında hep bir şekilde o hissettiğin şeyleri, hem sana ait olan duyguları, hem de eğer birazcık başka insanların ne hissettiğine dair bir merak duygusu varsa içerisinde. Oyunculuk yapıyor musun? Evet, evet.
Ha, o da var. Ben müzikal tiyatro mezunuyum aynı zamanda. Hmm. Peki dizi müzi falan filan yoksa sahne? Ben müzikal sadece yapıyorum. Müzikal hatta şu anda da yeni bir müzikale başladık. 20 Ekim'de Zorlu'da premier yapacak. Bir Broadway müzikali. Aa, süper. Geçen sezonlardan zaten Damdaki Kemancı devam ediyor. Benim böyle şarkı yazarlığının ve yorumculuğun yanı sıra devam eden bir müzikal tiyatro müzikal ve oyunculuk kariyeri de var. Televizyon, televizyon o şeylerde yoksun. Yok, televizyon değil. Daha böyle İstemiyor sahne... musun yoksa olmadı bir şeyler? Yani işte dinliyorum ne kadar kıymetli bilgilerini, görüşlerini paylaşıyorlar. Şeye çok inanıyorum. Yani sanatsal her üretim birbirinin bir parçası. Biz böyle çok seviyoruz bir şeyleri etiketlemeyi, şucu bucu demeyi. O yüzden benim böyle farklı janraları söylüyor olmam bazen insanların kafasında soru işareti yaratabiliyor. Halbuki bu bir duygu aktarımıdır. Ben kendi sözümü, müziğimi söylemeyi de seviyorum. İşte türkü söylenen, türkü dinlenen bir evde doğmuş biriyim. Anadolu müziğini, türküleri de kendimce yorumlamayı da seviyorum. İşte pop da söyledim, caz da söyledim. Müzikal mezunum, evet müzikal söylüyorum falan filan ama... Mesela şimdi bir şey daha söylesek ne söyleyeceksin bize? Aslında türkü söylemeyi planlıyordum ama... Ben de ama tam işte onun üzerinde türkü söylesene. Beste deyince bilmiyorum. Belki ikisini bir meç ederiz. Hocam türkü mü söylesin ki özgün bestesini? İkisini birleştiririz belki. Yani şunu söyleyeyim. Kendisine bırakalım ben şey. Hadi canım değil. Hadi vaktiniz var değil mi? Söyleyebilir miyim? Söyler misin? Var mı? Ağzında bir şey var mı? Söylerim. Şunu sadece söylemek istiyorum. Aslında o etiketler, kategorizeler çok yanlış. Çünkü... Hayat bir şeyleri hissetmek üzerine kurulu. Hissettiğin şeyi aktaracağın bir yol buluyorsun işte. Vedat Bey belki yudumlayarak işte sen belki başka bir yolda siz sorular sorarak benim için de müzik o yolda ben o yüzden sahnede olmayı televizyonda olmaktan daha çok seviyorum ama teklifleri de açığım diyerek böyle pasımı dağıtayım o zaman bir türkü söyleyeyim benim. Bu arada ben de yapımcıları uyarayım şahane bir oyuncu ve şahane bir ses yani arkadaşlar. Türküyü de böyle benim şarkılarımdan, evet benim şarkılarımdan birine bağlayalım böyle spontan bir şekilde. Ben de türkü bakalım. Değil de sazmaz bekledim falan. İşte şey galiba çok önemli böyle kendine ait bir noktada eritmek o dinlediğin müzikleri ve onun üzerine söylemek. Benim sesim mi gitti? Ses gitti çocuklar mikrofondan ses gitti. Hemen evet. Hemen. Heh, geldi. Tamam. Ben de baba bağlama çalıyor ama ben piyano çalıp söylediğim için kendimce yorumluyorum yani, türküleri. Ama türkü buyum. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Gider kesin gider. Ses şahane çünkü. Gide gide bir söğüde dayandım, dayandım. O söğüdün allarına boyandım. Gelin boyandım o söğüdün allarına boyandım gelin boyandım ben o yarı dağlar kadar güvendim güvendim Thank you.
gelin dile ben. Ölen ben, ölen ben, kurbanım ağzındaki. Dile ben, gelin dile ben. Yabancı teslim aldı ruhumu, karşı çıkmam bin yıl oldu yorgunum. Sessiz olmak istiyorum. Evet, en pratik şekilde ikisini de söylemiş olduk. Ama tabii bunu az önceki türküyü biz türkü olduğunu bildiğimiz için türkü oldu o. Türkü mülkü değil o. Opera gibi söyledi. Yok canım. Vallahi öyle değil mi abi? Bunu dünya herhangi bir yerde okusan, bu desen ki bu Türkiye'de türküler böyle desen, millet Türkiye'de gidip yanlış bir imaja sahip olacak. Ama ulan buna bayağı bir türkü. Ya benim için şey galiba biraz kıymetli böyle sana ait... Bir şey yakalayabilmek, bir fark yaratabilmek. Bu bayağı sana ait, çok değişik. Ne mutlu. Ses müthiş, çok, gerçekten çok ses müthiş yani. Çok teşekkürler, çok sevdim. Sabaha kadar söyle, biz sabaha da dinle. Bir yerde çıkıyor musun, bir şey yapıyor musun? Tabii sürekli olarak bir konser takvimi var. Bu sene, bu yaz yaklaşık 4 tane katılacağım festival iptal olmuş olsa da biliyorsunuz. Tam onu soracaktım. Mevzularımızdan biri. Tamam, festival iptal oluyor çünkü. Evet, bu festivallere çok kötü şeyler mi oluyor? Niye bunlar iptal ediyor bu festivalleri? Yani bir dernek bir bakıp çıkıyor, bu festival iptal. Son olarak çevreye zarar verecek diye iptal etmişler bir şeyi. Ya bir kere festivallerden de öte müzik dinlemenin, konser paylaşmanın birlikte yaşama kültürüne çok büyük bir katkısı var. Ama galiba birlikte yaşamak istemiyorlar. İşte bütün mesele o birlikte yaşama kültürünün... Ama ayrı ayrı yaşamak istiyorlar. Evet, o birlikte yaşama kültürünün çok... ciddi zarar görmeye başlamış olması. Çünkü kesin. Beraber eğlenebilmek... Gençler bizi niye sevmiyor? Gençler sizi niye sevsin kardeşim ya? Niye sevsin? Yani? Özür dilerim, pardon, kusura bakmayın. Sinirim bazen böyle şeyler ama bu festivallerin iptal edilmesi beni hakikaten dedirtiyor. Yani. Biz de çok ya, gençler gidecekler, eğlenecekler, şarkı söyleyecekler beraber. Sanattan, akıl müzikten, alır gibi sevgiden, güzel vakit geçirmekten, birlikte duygulanmaktan. Ya düşünsenize bir şarkı... Belki 5000 kişi, 10000 kişi aynı anda bir şarkıyı söylüyor. Hayat aslında bu dengeyi kurmakla çok alakalı. İşte orada bir olmakla çok alakalı. Şarkının ne olduğu falan, onlar falan böyle rahatsız edilir. Neyse, bu programda siyaset konuşuyor. Bir gün gelirsin, mesela tekede gelir, onları konuşalım istersen. Büyük bir memnuniyetle gelirim. Çok da severim konuşmayı, anlamışsınızdır. Yani. Çünkü burada bu tatsız şeyler için için sıkılıyor be. Hakikaten buramdan böyle bir şey geliyor. Evet, o yüzden konuşmak istemiyorum. Hepimiz aynı modayız. Olimpiyat şampiyonu olamadın değil mi? Evet. Niye? Peki dünya şampiyonu oldun, Avrupa şampiyonu oldun. Aynı tiplerle orada karşılaşıyorsun. O niye olmadı? Bir de oraya yani kilomda dünyanın en iyisi olarak gitmiştim. Ne oldu? Yani, ne oldu? Büyük ihtimalle hocam daha iyidir de stres kaygıyla baş edemedim. Yani. Dünya şampiyonu olimpiyatı ne demiyorsun? Ama daha şöyle mı? Olimpiyatlarda beklenti çok yüksekti. Yani aşırı yüksekti. Herkesin senden bir beklentisi vardı. Yani fiziksel olarak hazırdım ama zihinsel olarak hazır olmadığım için beynim vücudum ikna edemedi. Mesela öyle antrenmanlar veya o yönde bir mentorlar aslında yok mu? Aslında var ama yani çok
açıkçası ben mi verim alamadım onu bilmiyorum. Çünkü fiziksel olarak gerçekten hazırdım ama zihinsel olarak gitti. Yani oradaydım. Mesela düşünsenize çok iyi bir şekilde hazırlanıyorsunuz eksiksiz. Oraya bir gidiyorsunuz. Orada müsabakaya çıkmak istemiyorsunuz. Yani mesela Simone Biles çekildi olimpiyatlardan. Dedi evet. Ben dedi kafa olarak evet. Hazır değilim. Hani onun gibi bir sürü olimpiyat görseydim. 2000 Euro'da gideceğim mi? İşte break dans var. Karate yok. Ha karate yok. Evet. Sen dansa geç, break dansa geç. Olabilir aslında. O söylesin sen dans et. Harika bir şey. Bir ekip olarak gitme oraya. Dansa da yeteneğim var kesin aslında. Kesin altına olsun söyleyeyim süper olur. Öyle oldu yani. Aa, hani, tüh. Yani mesela bütün müsabakalarımda da öne geçmiştim aslında. Ve önden geriye düştüm. Yani sonradan müsabakamı izlediğim zaman aslında iyiymişim. Ama ben kendimi çok kötü hissediyordum. Yani. Yani bunun açıklaması nasıl oluyor bilmiyorum açıkçası. Sporda vardır böyle evet, şey. Ne yazık ki evet. Sporda bu vardır yani. Evet. Çok iyi formda gidersiniz ama öyle bir şeye oldu. Kafayı takarsınız. Bir hatanıza kafayı takarsınız evet. Ve gidersiniz. İlk müsabakamı mesela 4-2 öndeydim. 7 saniye vardı. 7 saniyede kaybettim. Evet. Yani 3 puanlık bir teknik yaptı. 7 saniye kala 5-4 öne geçti. Öne geçti ve ben oraya takılı kaldım mesela. O müsabakayı unutmam gerekiyordu belki. Evet. İşte hiçbirisini yapamadım açıkçası. Bu teniste menisi de çok oluyor zaten. Evet. Teniste bile çok görülüyor yani. Evet yani ne yazık ki sporun cilvesi bu. Evet sporu güzel yapan da o bazen evet, yani. Evet. Sonra bir bunalıma giriyorsunuz. Hani giriyor musunuz mesela? Girdim mesela. Ne kadar olimpiyatlardan sonra girdim. Yani, 6 ay bir sene? Yok o kadar sürmedi. Hayır. Bir ay falan sürdü 1,5 ay. Sonra toparlandım. İşte yine bu sene Avrupa şampiyonu oldum. En son Bakü'den geldim. Premier Lig'de 3. oldum mesela. Hani o, öyle yani. Devam harika. Ettim yani. Kaldığım yerden devam ettim. Peki mesela evde eşinle böyle antrenman yapıyoruz. Yaparız. Fotoğraf girişiyor musun? Mesela bu pandemide çok yapmıştık mesela. Bıkmıştı ben. Bıkmış mıydı? Evet yani. Ama düşünsene biraz... mesela evde karı koca kavgası ve ikisi de karı teşhi ve eğlenmek için kavga ediyorlar. Evet, sıkılmamışsınızdır pandemide sizin için hiç boş onu biraz yormuştum aslında. Yani antrenman yapmam gerekiyordu. O yüzden o da sağ olsun beni kırmadı. Zaten o kendisi de antrenörlük de yapıyor. O güzel geçti yani. Sıkıntı yoktu. Pandemide evde bol bol dövüştünüz. Evet. Biraz öyle oldu. Sen ne yaptın pandemide? Gezemedin de fazla. Vallahi ben çok zevkli geçti. Çünkü bir o hesap kitman kitabını bitirdim. Diğeri kızımız son senesiydi lisede. Evdeydi. Ne kadar çok mutlu oldum o açıdan. Çünkü baktım aynen. Aslında ah ne kadar zeki ve söyleyecek şeyleri olan bir genç kız. Ondan çok şey öğrendim. Yani bayağı bir diyalog kurduk. Çocuklardan acayip öğreniyoruz. Öğrendim ve aile şeyimiz perçinlendi diyeceğim. Birliğimiz perçinlendi. Tabii kötü tarafı dışarı çıkamamak. Kilo almaya müsait. Dikkat etmeye çalıştım. İşte orada da hani ama nasıl... Ama bol bol yürümüşsündür dümdüz şehir şu an. İşte en çok onu yaptık. Aynen öyle. Aynen öyle ama o açıdan çok özellikle aile birliği açısından... Çok mutlu geçti. Mutlu geçti. Evet. Bazıları tam aksine aileler birbirlerine bakıyor. Yani bakıyor bakıyorlar ben bu adamla mı evliyim? Ulan ben bu kadını mı evliyim? Aslında orada bir şey ben çok merak ettim. Size evet, sormak istiyorum. Hep biz karate'nin şeyden tarafından bahsettik. Yani kendi güveni arttırır bakınca döver herhalde evet. Benim şeyim. Ben hep tam tersini düşünüyorum. Hani birinin çok iyi karateci olduğu duysam şey diye düşünürüm. Onun felsefeni benimsemiştir, şeyine hakimdir. Yani, hayır, tam tersi. Evet. Kolay dövüşmez, kolay kızmaz, olgun yani, biridir. Onların yemini vardır nefsine falan. Hakimdir. Evet. Yani daha midir, olgun hakikaten? Biridir yani diye düşünüyorum. Karate kit gibi misiniz sizlerde böyle? O böyle acayip felsefeleri falan var ya, öyle evet. Uzaktı o felsefeleri. Evet, şöyle evet. Söyleyeyim. Mesela bilmiyorum yapı itibariyle mi çok mesela gerçekten sabırlıyımdır, sakinimdir. Hatta beden eğitimi öğretmeniyim. Öğrencilerime hiç kızmıyorum. Çocuklar diyor ki hocam niye siz hiç kızmıyorsunuz diyorlar. Ama tabii ki bu doja yemini diye bir şey var. İşte var mı öğrendiğim şey? Teknikleri. Bu şey böyle lisans çıkacağı zaman ilk kulübe böyle yazılacağın zaman bir doja yemini kağıdın arkasında. Tabii ben onu etmedim. Kağıdın arkasında yazıyor sadece. İşte öğrendiğim teknikleri başkasına uygulamayacağıma, işte zarar vermeyeceğime falan filan diye. Tabii ki imkansız yani. Birisi bana bir şey yapacak ben ona uygulamayacağım. Doğru. Yani. Yeminim var, vurabilirsin. Yani. Öyle bir şey olur mu? Olmaz yani. Bence etkiye tepki zaten. Kesinlikle. Aynen, hak eder, evet. Hak ettiği cevabı vereceksin. Yani. Evet. Hiç uygulama şey oldu mu? Olmadı. 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 Yani ne yazık ki mi desem mi? Birini bulsak da heyecanlı olsa yani. Bir de kocası üstüne
duruyor. Patates kaya zavallı. Şey olması gerektiği de Necdet abi üzerinde. Bir de Necdet abimiz var. Onun üzerinde o şey Necdet abimiz bizimle geliyor. Necdet ne federasyonu değil mi? Evet, en son Bakü'de kendisine rica etmiştim karşında durur musun diye. Daya Necdet miydi? Ne yazık ki. Bana göre vurmadım mesela ama ona göre vurmuşum. Farkında değil. Hala burun yamuk. Farkında değil. Kendini kaybetmiş demek ki. Evet, motivasyon olunca büyük ihtimalle o odakla tekniği yapıyorsunuz. Güzel bir şey ama. Valla bütün çoluğa çoluğa öğretmek lazım. Kesinlikle. Necdet abim çekiyorsunuz. Karanlıkta göremezsiniz. Burun kırık ama ben söyleyeyim. Burun sağlam. Necdet Bey hala kendine gelemedi. O gülümse ve zoraki gülümseme. Peki hocam, yeniden şeye dönersek, forensic science'a dönersek. Siz öğrendikçe, yani adli tıp işi ilerlettikçe, suçlu da işi ilerletiyor mu aynı oranda? Tabii. Yani şöyle, bir kere suç tipleri değişir. Yani çok dinamik bir alan bu. 3-5 sene önceki suçlardan farklı suçlar bir kere. Farklı teknikler gündeme gelir. Şimdilerde mesela daha çok işte internet üstünden suçlar mesela. Daha önceleri bunlar yoktu. İşte karanlık web, derin web vesaire oralarda da şey ama evet tabii oradaki transaksiyonlar. Ben arıyorum bir türlü bulamıyorum. Dark web falan bir türlü giremedim oralara. Onion filan kullanmanız lazım. Tor, Onion, başka yazılımlar var. Oo, ben onları bilmiyorum. Evet. Bizim bildiğimiz Google var. Biz yok. Dark web yazıyoruz çıkmıyor. Çıkmayacağım muhakkak. Şimdi orada transaksiyon çok fazla var. Yani diyelim ki organ kaçakçılığından uyuşturucu kaçakçılığına bu silaha, orada kullanılıyor evet, falan. Silaha bilmem ne. Anonim olmak mümkün tabii ki. Alıp satmak bir sürü bir şey mümkün. Peki bu da sizin alanınıza mı giriyor? Evet bizim alanımıza giriyor. Apayrı bir alan tabii. Yani bu da ya bambaşka bir şey görüyor. Evet. Siber suçlar siber dediğimiz onun içinde ayrı siber suçlar. Siber suçlar artık forensic science'ın içinde mi? Yani tabii adli... tabii forensic science'ın içinde. Şaşırdım. O nedenle de ama yani nasıl narkotik polisi ayrı bir polisse, terörle mücadele eden ayrıysa, siber suçlarla mücadele eden de ayrı biri. Ama bunların tabii sayısının çok artması gerekiyor. Çok iyi eğitimliler olması gerekiyor. Yani üniversitelerde daha iyi bu alanda personel yetişmesi gerekiyor. Hala onu yapanlar çok akıllı insan evet, ama hala tabii ki yani yasa dışı olanlar yasal olanlardan bir adım önde. Yani genelde bütün suçlarda öyledir zaten. Evet. Çünkü yani gün 24 saat onu düşünürseniz. Ben başka bir konuya geçmek istiyorum. Evet. Şimdi az önce siz onu açtınız da konuşsak bilemedim ama şimdi bütün dünyada demeyeyim ama özellikle Amerika'da birkaç sene öncesine bizim uyuşturucu tukaka çok fena diye bildiğimiz şeyler giderek eyalet bazında serbest bırakılmaya başlandı. Evet. Şimdi Amerika'da bugün pek çok eyalette hafif uyuşturucu dedikleri şeyler tedavi tık tırnak içinde maksatlı olarak serbestçe satılmaya başlandı. Adını bilmiyorum o kadar masum. Marihuana. Evet. Tıbbi marihuana diye serbest bırakılıyor. Şimdi Avrupa'da da bunun belli modelleri serbest bırakılmaya başlandı. Evet. İşte atıyoruz CBD bilmem satılıyor falan diye her yerde var. Karıştırmayın. Elmalarla armutları. Şimdi CBD nedir bu? Ne oluyor bu? Niye bunlar serbest bırakılmaya başlandı? Şimdi CBD bambaşka bir şey. Yani onu şey yapmayın. Şimdi şöyle. Önce işin felsefesi şöyle ki yani bağımlılığın aslında bir beyin hastalığı olduğu ve de tedavi edilmek zorunda olduğu ve bu insanların yani madde kullananların hiçbir şekilde cezaevlerinin normal koğuşlarında tutulamayacağı şeyi tabii ki bu çok tıbbi bir şey anlatım ve de bu bir gerçek. Tabii Dünya Sağlık Örgütü de bunun üzerine gitti. Sonunda neredeyse bütün dünyanın ceza kanunlarında madde kullananların mutlaka tedaviye yönlendirilmeleri gündeme geldi. Suçtan Türkiye'de de öyle. Evet, işte. Yani mutlaka bu insanların tedavi edilmesi gerekir. Çünkü bu şekilde bırakamazsınız dendi. Çünkü bu şekilde bırakıldığında cezaevi içerisinde
madde kullanıcısı sonunda madde bulur yani bir şekilde. Yani bugün hiç aklınıza belki gelmez ama İran cezaevlerinde çok ciddi İran bir içinde, yoğun. Cezaevi içinde madde kullanımı var. Ama adam çare bulmaya çalışıyor kendisine. Yani çok çok ileri, beklenmedik ileri stratejiler yürütüyorlar cezaevi içleri için. Çünkü enjektör paylaşımı var. Enjektör paylaşımıyla AIDS, HIV paylaşımı, daha doğrusu yayılması oluyor. O nedenle de tedavi almaya çalışıyor filan. Şimdi böyle başlayan bir akımdı bu aslında. Daha sonra da cezaevlerinde çok fazla miktarda, tabii her madde kullanıcısını cezaevine koyarsanız eğer, orada yani yer kalmaz. Çok fazla miktarda marihuana kullananlar öncelikli olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani cezaevlerinde çok fazla şey yapmamak için artık, yani bunların alternatif cezalara, yani zorunlu işlere filan, başka türlü şeylere ve de zorunlu tedaviye yönlendirmelerine gittiler. Şimdi bizim esrar dediğimiz şeyle onların marihuana dediği şey arasında tabii ki fark var. Var mı? Evet, çünkü bu onlar yani yaprağından bahsediyorlar, biz kurutulmuş halinden ve reçinesinden bahsediyoruz. Bu Hint kenevirimidir. Evet, Cannabis sativa indica. Yani böyle bir de isim, türevi var tabii ki. Çünkü kenevirin bildiğiniz gibi içinde hiç etken madde bulunmayanı ve de sadece işte urgandı, evet, şeydi. Gömlekli falan, keten. Kumaşlı yapmaya yarayan kısmı da var. Ve de psikoaktif madde olan türü de var. Evet, mantarlar gibi, yenilen mantar da var, tamam. Kafa yapan mantar da var. Evet, psikoaktif madde dediğimiz şey tetrahidrokanabinoldür aslında. Yani THC diye kısalttığımız bir şeydir. Ama aslında 400 kadar kanabinol var türevi bu var bitkide. Ve sadece bu bitkide olan ve başka hiçbir bitkide olmayan maddeler bunlar. Ve yani bunun içerisinden CBD, yani kanabidiol dediğimiz CBD'nin herhangi bir etkisi yok. Ama değişik hastalıklarda da faydası oldu, faydası görüldü. Dolayısıyla çok uzun yıllar Dünya Sağlık Örgütü'nün birçok araştırması, birçok çalışması vesaire üzerine CBD'nin serbest bırakılması ve de önce reçeteyle vesaire, daha sonra belli kadar over the counter satılmasına kadar olay gitti. Fakat bütün hikaye CBD elde ederken bir kere içinde THC hala bir miktar kalıyor. Ha, ondan çıkartılıyor, onun içinden yapılıyor. Şey gibi, dekafeiniz kafe gibi. Evet, aynen öyle. Hala yani sıfırlayamıyorsunuz onun içindekini. Hala bir miktar kalıyor. Hatta deniyor ki yani CBD mide asiditesiyle karşılaştığı zaman THC'ye dönüşebilir. Yani böyle bir takım şeyler. Ama yani yersen o zaman yemek lazım. Evet yani. Evet. Yutuyorsunuz zaten ilaç gibi, zaten onu CBD'yi genellikle yutuyorlar. Tütürlüğü de var. Evet var. Ama yani yutulanı da var, evet, tabii ki. Damla halinde yutulanı var. Şimdi bu yani denetime tabi. Bu şeyden dolayı, bu tedavi gerektirir dendiği için mi serbest kaldı? Şimdi aslında 1961 Single Convention on Narcotic Drugs dediğimiz, yani 190 ülkenin altına imza attığı tek sözleşme dediğimiz bir şey vardır. Yani bu bir takım maddelerin alımı, satımı, bulundurulması, imalatı filan yasak olan bir şeydir. Ve bunun uygulanıp uygulanmadığını, yani arz ve taleple mücadelenin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden de bir organ var. O organın da üyesiyim ben. Şimdi biz, o yüzden Amerika federal olarak serbest değil, evet, ama eyaletler bazında yasak. Evet, yani dolayısıyla biz eyaletlere bir şey diyemiyoruz. Çünkü hükümetin kendisi diyor ki bana göre yasak. Bana göre yasak diyor. Bana göre yasak, ama bunlar referanduma gidiyor, kendi kendilerine şey yapıyorlar diyor. Fakat Türkiye'de bazı İslamcı yazarlar bunu savunuyorlar serbest bırakılsın. Evet diyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Hangi ülkede bu serbest bırakılıyor ise o ülkede çok büyük maddi kaynaklarla önleme, primary prevention var. Yani birinci önleme yapıyor. Ve de yani neredeyse bir yaşında çocuktan başlıyor hayır demeyi öğretmeye. Çünkü burada bütün mesele
bir herhangi bir stres durumunda, herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman ya da çok keyifli olduğunuz zaman birisi size bir şey uzattığında onu alıyorsunuz. Ve bu bütün dünyada, yani bir arkadaşın size bunu teklif etmesiyle başladığınız Amerika başkanı muhakkak. Çıkıp ben içtim zaten falan diyorlar. İçtim diyor ama marihuana içmiş oluyor. Şimdi bir marihuana, daha doğrusu 10 marihuana bizim bir tane esrarlı sigaramıza tekabül ediyor. Ha. Yani adam bir marihuanayı bir hafta sonu, cumartesi akşamı bir partide içmiş. İşte o kadar. Ha, ama bizdeki esrar daha ağır ondan. Evet ha. Yani tabii en az 10 kat. Çünkü nedir? Bütün suyunu uçuruyorsunuz yaprağa. Özü kalıyor. Kurutuyorsunuz. Bir elekten geçiriyorsunuz. Hayır. Marihuana yaprağı kullanıyor olduğu gibi. Yani onu böyle ufalamıyor. Yapmıyor. Reçine yapmıyor. Tabii ama biz buralarda, bu bölgede yani bu coğrafyada rağbette olan bizdeki başka bir şey. Yani. Tabii ki. Hani bizde esrarla marihuana aynı şey değil. Hayır, esrar şey esrar değil. Kötü bir şey. Çok esrar kötü bir şey. Çok kötü. Öbürü de kötü de bu çok kötü. Esrar çok kötü bir şey. Çünkü 10 tane marihuanayı bir anda içmiş gibisin. Ve de o nedenle de çok hızlı bağımlılık da yapıyor. Ve sonra başka arayışlara götürüyor belki de. Şimdi şöyle, her zaman insan uyuklamak istemeyebilir. Yani bunlar sakinleştiren. Evet. Rahatlatan bilmem ne. Şimdi böyle bir uykulu halden insanın kendini çıkarabilmesi için başka bir şeye ihtiyacı oluyor. Bu böyle bir döngü. Bu döngü eroin kokain arasında da var. Yani kokain kullanan mecburen eroin kullanıyor sonra. Yani ne yapsın? Çünkü bir türlü uyuyamıyor bu sefer. Yani öteki çok uyuyor. Uyanabilmek için amfetamin kullanıyor. Ama Türkiye'nin tabii ki bir Balkan yolu üzerinde olmuş olması ve bu yıl rekor miktarda 22 ton dediniz ya. Türkiye öyle de Afganistan'da da Taliban'ın yasaklamasına rağmen, yani şu anda da mesela Afganistan uyuşturucu üretmesi işsiz aç kalırlar. Evet, aç kalırlar tamam ama işte onlar da rekor bir rekolte aldılar. Yani çok iyi bir iklim oldu herhalde ki bir şey oldu. Amerikalılar çekilince belki iyi olmuş olabilir. Valla bilmiyorum ama şimdi oradanın en büyük heyecanla problemi... Heyecanla dinliyorsunuz. Bu konu çok enteresan. En büyük problemi metamfetamin imal ediyorlar artık. Yani. Bir Amerika'da birisi bana böyle dedi. Ya bu niye serbest falan filan diye konuştuk. Bu işlerle ilgilenen bir hekimle dedi ki ya sentetik uyuşturucu çok artmaya başladı. Evet. O yüzden yaptık biz bunu dedi. Bilmiyorum. Olabilir. Yani bunun zararı tabii bir metamfetaminle mukayese edilmeyecek kadar daha az yani eğer şey yaparsanız. Ama yine de iyi bir şey değil. Korkunç bir şey. Ders çalışamazsın. Yani araba kullanamazsın. İnsanın aklını elinden alan hiçbir şey yok. Yani çünkü şöyle mesafe duygusu kayboluyor. Oryantasyon kayboluyor. Yani değmeyecek bir şey. Trafik kazalarında inanılmaz artış var. Hollanda bunu yıllarca serbest bırakmıştı. Bıraktı ama muazzam bir trafik kaza. Ama şimdi bakın, Hollanda bırakır tabii ki. Adamda o kadar çok para var ki kendisi kullanmıyor. Çünkü kendisi demin söylediğim gibi birincil önleme yapabiliyor. Gençliğini ama koruyabiliyor. Gelen turisti para kazanıyor onunla. Ve de nereden buldun diyerekten de sormuyor coffee shop'ta. Bir de o da bir problem. Yani nereden nereden buldun da satıyorsun bunu diye kimse sormuyor. Şimdi galiba yasaklanmaya başlıyor onlar da galiba. Başlayacak, evet. Başlamak zorunda zaten. Çünkü bu dediğim gibi 61 Sözleşmesi'nin ya tamamen ortadan kaldıracaklar, yoksa da uymak zorundalar. Bazı maddeleri sen çıkaracaklar belki. Bir şey yapmaları lazım. Bu böyle olmaz yani. Evet. Her yere sebebi. Ben Fransa'da gözüme gelmiyorum. CBD her tarafı. CBD var. CBD'nin kimseye bir CBD diye bir şey söylemiyor. Söylemiyorum. Ha, o olabilir. O Türkiye'de olabilir yani. Yapmasınlar daha iyi olur tabii. Çünkü biz oradan muhakkak THC yapmasını sonunda öğreniriz. İçinden çıkartırız bu THC'yi. Evet, eminim yani. Doğru diyorsun hocam. Veya tabii kaldı mı konuşacağım bir şey? Sen de mutfak olarak konuşuyordun. Hocam çok bir şey kalmadı. Belki bir iki şeyi açıklığa koşturmak isterim. Şeyi söyledik hani yabancı mutfak, Türk mutfağı. Ben bunlara o ya da öteki diye bakmıyorum. Ne kadar çok şey bilgim arttı. Artıysa ve artınca gezerek, dolaşarak, dışarıda yaşayarak dünyanın çeşitli lokantalara gitme şansım oldu. Asıl o zaman Türk mutfağını daha iyi anladım, değerlendirdim. Kesinlikle doğru. Yani bu ikisi birbirini bütünlüyor. Çünkü o zaman referans noktaları oluşturuyorsun. Bizim en güçlü tarafımız ne? Onu
görmeye başlıyorsun bir onu. İkincisi de şey... Peki ne bizim en güçlü tarafımız? Bizim en güçlü tarafımız gerçekten hala o geleneksel büyük ustalık var ya. Hani Japonlar Shokunin diyor. Bizde de var o ustalık birçok alanda. Belli bir şeyi çok iyi yapanlar. Tüm hayatında paça çorbası yapmış, sakatat yapmış, evet. Bir de yapmış. Onu mükemmele eriştirmiş. Büyümeyi reddetmiş. Bu ustalığı ortaya çok çıkarmış. Çok az ama var. Çok az. İşte aslında kendi misyon koydum. Bir şansım olsa bir televizyon kaldı falan. Yapabilsem bu ustalığı göstermek. Peki burada yapalım. Memnun olurum teklif gelirse. Buyur sen. Söyleyeyim ben yapsınlar. Memnun olurum yani. Valla buyurun. Çok şey bakarım, pozitif bakarım. İkiniz de şey, kapamadan şarap konusunda bir şey söyleyeyim. Orada da Ceren Hanım'ın söylediği hani konserler için insanları birleştirme. Şarabın şeyi yok. Zaten iyi şarap fazla içilmez. Yani az az azlar. Amaç yemeği daha güzelleştirmek, daha zevkli hale getirmek, birliktelik. Bir paylaşım aslında. Paylaşım. Aynı ve Batı'da bu benim hoşuma gitti. O hafta sonları aileler, o paylaşım, o sevgi, o neşe. Aynı müzikteki gibi azar azar ve sosyal olması. Mesela ben hani sorsalar... Her zaman içer, yalnızken kesin içmem. Çünkü hayatımda yani bir daha Allah göstermesin bir iki alkolikle tanıştım. Korkunç bir şey korkunç, yani. Korkunç. Şey, yani hastalık o bir hastalık tutkunluk ve hem kendileri çok mutsuz hem etrafları çok mutsuz oluyor falan. Ayrı bir konu orada sosyal tarafı çok önemli. Az yani orada insanlar yanlış şey yapmasın zaten anlamadığınız zaman çok içersiniz. Çünkü orada amaç sarhoş olmak, kafiye bulmak. O şeyi yitirmek deniz gibi mesafe duygusunu bilmem şeyi zaman algısını bu ikisini vurgulamak istedim şeyde. Bu arada çok şey öğrendim. Bravo be, bu farklı konuları bir araya getirip aynı zamanda birbirinden öğrenmek ve bilmediğim bazı şeyleri de kültür öyle gelişiyor. Keşfettim. Aynen öyle gelişiyor. İşte zaten mutfakta da karşılık etkileşim, ben karşılık döllenme diyorum. Müzikte de öyle, her şeyde de öyle. Yani kendimizi kapamak değil, dışı açmak, taklit etmek değil. Öğrenmek, şeyi alıp bir sentez yoluna abi, gitmek. Adadan geldiğim bir gün arıyorsun, seni bir Sade'ye gidiyoruz, bir de karşıda pideciye gidiyoruz. Tamam. Bu ikisini yapacağız. Merak etme. Bir şey soracağım ben şimdi. Yemeklere şarap konuyor ya, bazı yemekler pişirilirken şarap konuyor. Tabii. Siz onu doğru buluyor musunuz? Ben doğru ya da yanlış bulmuyorum. Yani belli başka şekilde yapılabilir. Çünkü alkol uçup gidiyor zaten. Evet. Hani yemekte belki bir lezzet vermek, asit eksikliği, asidite vermek için falan. Mesela Coco Vin, Fransa'nın meşhur horozu. Evet. Şarapla evet. Yapılır yani onu şarap yapmak için. Yani adı şarapta horoz yani, zaten. Gelmez ya da Boeuf Bourguignon'da şarap kullanılır. Ama şarap yerine biraz sirke, üzüm suyu koysanız bilemiyorum. Aynı sonucu aynısı verebilir. Aynısı olur mu acaba? Şıra verebilir mi acaba? Belki de verir yani. Bilmiyorum. Hani benim bir... Orada çok kötü görüşüm yok, yok yani yok. Ama önemli olan o lezzeti, o dengeyi yakalamak. Şimdi ikiniz de Galatasaraylı olduğunuz için bir şey söyleyeyim ben size. Büyük Fenerbahçe. Abi o başka mesele. 56 yılına kadar Fransızlar ilkokulda öğrencilere teneffüste bir bardak şarap vermişler. Ne olmuş? İlkokulda. Sonra 56'da yasaklamışlar ama 56'ya kadar şarap vermişler. İyi yapmışlar bence. Evet, belki kana iyi gelir filan gibi bir laf. Kan yapar falan. Kan yapar derler. Yapar mı peki? Bilmiyorum hiç. Bilmiyorum. Yani sulandırıp içerlerdi. İşte böyle şeyde, çocuklar var yan yana bardak. Tabii şey. Yani sulandırıp hala Avrupa'da yani öyle... Sulandırır tabii buz koyar sulandırır. Ama normal olarak doğal gelişen bir çocuk şarap sevmez ki ekşi bulur yani küçük mesela. Hala benim kızım 20 ekşi buluyor. Vallahi zorlamaya ben hiç inanmıyorum. Ama bir şey yasaklayınca da insanda merak uyanıyor. Doğru. Bence doğal haline bırakıp kötü taraflarını izah etmek... Tabii ilginç mesela şimdi Türkiye'de işte bu alkole anormal belgeler falan filan. Şimdi bugün bir yerden geldi. Osmanlı İmparatorluğu çok ciddi şarap üretiyor. Ve Fransa'ya 1800'lerde, 1880'lerde Fransa'ya 10 milyon litre şarap satmış. Yani Osmanlı'nın büyük yiyeceklerinden bir tanesi Trakya'dan ve Ege bölgesinden yurt dışına şarap ihracı. Ve bugün yasak. Geçenlerde şeyde Bodrum'da bir lokantada bir yabancı misafirler beraberdik. Bir yabancı şarap istediler. Gelince vazgeçtiler çünkü fiyatını görünce Fransa'dakinin 10 katı. Turizm ülkesiyiz falan diyorsun. Gelen turist şarap içecek. Adam diyorsun ki bu şarap işte Fransa'da 1000 euro, burada 10.000 euro.
Yani Fransa'da bakkalda değil yani. Restoranda 1000 euro. Evet. Burada aynı şarap 10 bin euro. Adam da haklı, vergi çünkü bu. Bilmiyorum. O yüzden gelişemiyoruz. Gelişemiyorsun. O yüzden gelişemiyor. Tabii ki. Çünkü çok işkiden bahsettik bu akşam. Evet. İyi bir şey değil, içmeyin çocuklar. İçmemek lazım. Büyüyünce azar ama azar. Ama hayır azar. Yani şimdi böyle. Şimdi burada ne kadar yani mesafenin yok oluşu yahut da böyle bir şeylerin farkında bile değil. Çünkü içiyor ama böyle bir şeyleri hiç hissetmemiş bile. Yani bu başka bir şey. Bu başka bir kültür. Biz bu ayrı bir şey tabii ki. Yemekle beraber şarap içmek. Ile... 1900 yılında Kırklareli'nin toplam şarap üretimi 13 milyon 603 bin litre. Sadece Kırklareli. Bugün ne kadar? Aynı yerde. 1 milyon litre. 13'te 1. Osmanlı'nın altındayız. Tabii bir de şu var yani bu bağlar herhalde yeniden düzelmez değil mi? Yani yapılmadığı zaman. Çoğu zaten şu anda konut oldu. Geri gelmeyecek aslında bazıları yani. Bazıları gelir bazıları gelmeyecek. Bazıları evet. Aynı şey başka yerlerde söz konusu. Fransa koruyor tabii. Fransa olan büyük yerler için koruyor ama Türkiye korumamış. Ama yine de yeterince bağ yapacak yer varmış pek çok yer. Vardır tabii ki. Zaten sadece batı değil ki doğuya, güneydoğuya kadar oralarda üzüm var. Çok var üzüm. Türkiye'nin en meşhur üzümü nereden? Evet. Doğu'nun üzümü. Elazığlar bilmem neler. Yerli şey. Onların dünyada bir şansı var mı boğaz kere falan gibi üzümlerin? Yapılırsa bence var. Ya. Var. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sesiniz gerçekten muhteşemmiş. Çok teşekkür ederim. Böyle bir şey beklemiyordum ben. Mutlaka sizin bir konsere de bekliyorum. Sağ olun. Bize kibar davrandınız. Şimdi dövmediniz. Ben teşekkür ediyorum gerçekten. Veyahut abi en başta buraya doğru yanaşmışsın ama yavaş yavaş rahatladı sana doğru. Evet, bu zarar gelmeyecek. Ama eşi orada elinde bir olduğunu bekliyor, ne olduğunu olmaz diye. Hanımefendi bir gün teke tek konuşalım. Sizi de bir gün teke tekte şey yapalım. Çok ciddi istiyorum. Ciddi bu festivaller, mesleveler meselesini. Sosyoloji, siyaset, müzik, ne isterseniz söyle söyle konuşmaya konuşalım vallahi. Çünkü yani hakikaten gençler muzdarip. Yine bir tanesi bugün iptal olmuş. Ve hatta 24 saatin az kal haber vermişler falan böyle. Oo kötü. Yani Türkiye 3-5 tane kaymakamın eline kaldı yani. Ya hepimiz o kadar... Bakanlıktan izin almışlar, kaymakam izin vermiyor falan böyle. Hı-hı. Çok acayip bir şey. Yani inanılmaz bir korku. Demek bunu sardı bu insanları. Yani yok yani herhalde kaymakamlar böyle yaparsam vali olurum diye umuyor bazıları. Herhalde. Başka bir izah tarzı. İşte böyle giderek bir korku toplumuna evrilmeye başladık. Kapatırken pozitif güzel şeylerle kapatalım istiyorum. Şey negatif şey söylemek istemiyorum ama gerek içki olsun konu. Evet yani gerek şarap mevzusu, gerek festival mevzusu. Mevzunun ne olduğundan bağımsız olarak kaçtığımız ne varsa, yasak olan ne varsa. Burada konuşuyoruz onları. O bizim yaramız oluyor. Her şeyle barışmaya çalışmak lazım. O yüzden biz burada bütün bunları konuşuyoruz zaten. Yani, adeta birileri yaşamı seven, güzel yaşamaya, birlikte yaşamaya, mutlu yaşamaya çalışan insanları gıcıklanıyorlar. Evet. Eğlenmeyin, gülmeyin. Kendilerine benzetmeyin. İnadına eğlenip güleceğiz. Yani o yüzden bu programı yapmama sebebi o. Çünkü öbür programda bakıyorum bazen seyrediyorum sonrasında böyle YouTube'da falan. Ulan suratından düşen bin parça. Ben dünyanın en neşeli adamıyım. Aa orada bir bakıyorum böyle pis bir surat. Böyle kökmüş bir buldog köpeği gibi olmuş. Ulan ne yapıyorsun Fatih Bey dedim. Burada hiç olmazsa gülüyoruz. Yani şikayetçi yani. Olduğumuz şeyler hakkında konuşmak, dertleşmek de bir şifalanma metodu bence. Öyle midir acaba? Ya evet. Bunun için kararıyor konuştukça ya. Ya baba bana sanki öyle gibi öyle geliyor. Mi? Bilmiyorum yani. Oturun burada sabah da konuşalım o zaman şimdi. Açalım da böyle tabi şarapları. Yavaş yavaş ben adaya. Sen git abi sen adaya gideceksin daha. Vapur kaçtı yani. Son vapur bitti. Yani evet. Ama sana deniz taksi bulacağız merak etme. Geçen sefer de bulmuştuk. Ağzına sağlık. Elinize sağlık. Hocam aklınıza sağlık. Ve tabii ağzına diline sağlık. Hepinize. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler bu haftalık bitti. Haftaya çarşamba. Bir çarşamba bugün değil mi? Evet doğru hatırlıyorum. Çarşamba 23.10'da yine burada olacağız. Yine eğleneceğiz, güleceğiz. Bazıları kızıyor niye gülüyorsun diye. Kardeşim inadına eğlenip inadına gülüyoruz burada. Pes etmek yok. Haftaya görüşmek üzere. Bu arada